Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 9 Kasım 2022 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimizde 7.02 gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları dün itibariyle başladı. Tam 7 karşılaşma oynandı. Seri başı olarak bu tura katılan takımlardan 7'sinden 5'i turu geçerken ikisi bu turda kupaya veda ettiler. Sondan başlayalım. Galatasaray 3. lig ekibi Offspor'la karşı karşıya geldi. Aslında pozisyon zenginliği olarak gayet iyi bir maçtı Galatasaray'dan ama bitiricilik konusunda sıkıntılar yaşadı. Maçın başında da Miraç Türk Yılmaz'ın golüyle 1-0 geriye düştü sarı kırmızılı ekip. Sonrasında Seferovic ile 1-1'i buldu. İlk yarıda Gomis ile birçok pozisyondan yararlanamadılar. Ve ikinci yarıda Berkan Kutlu Galatasaray formasıyla ilk golünü atarak Galatasaray galibiyeti getirdi. Tabii baştan sona üstün bir oyun vardı Galatasaray'da. Arada çok büyük bir güç farkı var ama sonuca gitmekte Galatasaray zorlandı. Öne çıkan futbolcular oldu. Pek fazla performans veremeyen futbolcular oldu dünkü karşılaşmada. Birazdan maçla ilgili değerlendirmeleri detaylı şekilde yapacağız tabii ki. Diğer maçlar, Adanemirspor Nazilli Belediye karşısında bir hayli zorlandı maç. 4-3 sona erdi. Adanemirspor'da gollerin hepsi Aslan Balonga'dan geldi. İkisi penaltıdan olmak üzere 4 gol kaydetti ki son galibiyet golü de 90+6'da geldi. Kazanılan penaltı sonucu ve Adanemirspor zor da olsa turlamayı başardı. Ankara Gücü 6, Ahmet Sportif 2. Bu maçın da tabii takip edemedim ama Twitter üzerinden takip ettiğim kadarıyla Ankara Gücü bir 6 tane daha atarmış. Bu karşılaşmada birçok net gol pozisyonundan yararlanamadığı söyleniyor. Alanya Spor 3, Sakarya Spor 0, Yeni Malatya 0, Uşak Spor 1. Seri başı takımlardan Yeni Malatya bu turda veda etti. Erzurum Spor 2, Esenler Erok 2. Normal süre 120 dakika bu skorla bitti ve penaltılar sonucu Esenler Erok seri başı olmayan takımlardan bir diğeri. Adını 5. tura yazdırmayı başardı ve günün ilk maçında da Kasımpaşa 1461 Trabzon'u 6-1 ile saf dışı bırakmayı başardı. Bugün de maçlar var. Tabii ki Ziraat Türkiye Kupası'nda hatta çok maç var. Onun üzerinde karşılaşma var. Gecenin maçında da Beşiktaş saat 21'de Selik Belediye'yi konuk edecek. Gaziantep, Antalya Spor, Ümraniye Spor, Giresun Spor gibi Süper Lig takımları da yine bugün karşılaşmalarını oynayacaklar. Aynı zamanda Avrupa'da hafta içi mesaisi var. İspanya Liga'da dün 3 maç vardı. Barcelona, Osasuna'yı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Zor bir galibiyet oldu. Lewandowski maçın ilk yarısında kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı Barcelona, geriye düştü. Fakat ikinci yarıda geri dönmeyi başardılar 1-0 ve bir kişi eksik olmasına rağmen Pedri ve Rafinha'nın golleriyle Barcelona bu kritik haftada kazanmayı başardı. Çünkü daha hafta sonu liderliği eline geçirmişti. Hatta hafta sonu bile değil, pazartesi günü. Şimdi de onu perçinleme adına önemli bir galibiyet oldu. Diğer skorlar: Atletik 3, Valladolid 0, Elche 1, Girona 2. Serie A'da merakla beklenen bir maç: Napoli ligin lideri üst üste galibiyetler alarak bu karşılaşmaya çıktılar. Empoli'yi konuk ettiler. Galibiyet serisi de 10 maça çıktı Napoli'nin ligde. 2-0'lık bir galibiyet geldi. Tabii zorlandılar. Maçında ben ilk yarım saatini izledim. 20.30'da başladı. Galatasaray maçına kadar pek tempolu bir karşılaşma değildi. Rakip oyunu gerçekten
Napoli'yi soğuttu ve Napoli ikinci yarıda bulduğu gollerle Lozano ve Zielinski'den kazanmayı başardı ki bu galibiyetin bir diğer önemi de en yakın rakiplerinden Milan'ın Cremonese deplasmanında puan kaybetmesi. 0-0 bitti günün bir diğer karşılaşması İtalya Serie A'da ve Spezia 1 Udinese 1 de bir diğer sonuçtu. Bundesliga'da Borussia Dortmund Wolfsburg deplasmanından hüsranla ayrıldı, 2-0 kaybetti. Bayern Münih yine farklı kazanmayı başardı. Werder Bremen'i 6-1 mağlup ettiler. Orada da Sadio Mane'nin sakatlığı tabii korkuttu. Senegal'leri korkuttu. Dünya Kupası'na çok az bir süre kala, 12 gün kaldı sadece ve sakatlanarak oyuna devam edemedi. Bakalım Dünya Kupası'nı kaçıracak oyuncular kervanına Sadio Mane de eklenecek mi? Birkaç gün içerisinde herhalde durumu belli olacaktır. Bochum 2, Gladbach 1, Stuttgart 2, Hertha Berlin 1 günün diğer sonuçları. Bayern Münih orada liderliği ele geçirmişti. Freiburg ve Union Berlin'in önünde 31 puanla şu anda ligin lideri konumunda. İngiltere'de Lig Kupası maçları vardı. Sürpriz sonuçlardan biri Bournemouth 4, Everton 1. Everton farklı kaybetti bu karşılaşmada. Evet, maç ağırlıklı bir gündemimiz var açık söylemek gerekirse. Transferle ilgili haberler eminim vardır, gazete manşetlerine bakacağız. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coştu onda iddia. İddia. ...7.16 saatlerimiz Galatasaray Offspor maçının değerlendirmesiyle başlayacağız. Türkiye Kupası'nda dün gollü karşılaşmalar izledik genel olarak. Hani skorlara baktığımızda Galatasaray maçı nispeten az gollü geçti. Aslında hani maçı izlemediyseniz, özetle baktıysanız maçın nasıl 2-1 bittiğini de pek anlamamışsınızdır. Çünkü Bafétimbi Gomis tek başına sadece ilk yarıda 5-6 pozisyondan yararlanamadı. İkinci yarıda da Galatasaray'ın pozisyonları vardı. Bu sefer de savunma attı, set çekti. Bayağı savunmadan dönen pozisyonları oldu Galatasaray'ın. Aslında çok rahat kazanması gereken bir maçı kendi adına zorlaştırdı. Tabii sebepleri var bunun. Bir kere maçın başında Galatasaray 1-0 geriye düştü. 18'de Miraç Türk Yılmaz şok bir gol Offspor adına. Atağın gelişimi de ilginç oldu. Bir uzun topla aslında ters tarafta, sağ tarafta top oradaydı. Oradan ters kanada sol tarafa geçti ve orada Offspor sayısal bir üstünlük yakaladı. 2-1 sol bekinde bindirmesiyle. Orada Dubois yalnız kaldı. Topu ayağındaki olan oyuncuya mı gideyim, bindireni mi kapatayım derken yanlış karar verdi. Diğer takım arkadaşları da çok uzak olunca, hani Beşiktaş maçında da Beşiktaşlı oyuncuların uzak kalmasından bahsediyorduk. Burada da Galatasaraylı savunmacılar top ayağında olan futbolcuya çok uzak kaldı ve Miraç da olağanüstü bir şut çıkardı. Öne geçirdi Offspor'u. Ama zaten gidişatta maçın böyle bitmeyeceği aşikardı. Rakip sonuçta 3. lig takımı, küme düşmeme oynayan bir takım. Güç dengesi çok farklı. Galatasaray ilk 11'de tam 7 yabancı kullandı dünkü karşılaşmada. Ve bunun da avantajıyla çok pozisyona girdi. Gomis dediğim gibi çok net golleri kaçırdı. Ama Seferovic pozisyonların genel olarak içinde olmayan isim. O da ilginç oldu tabii. Golü atmayı başardı 37'de. Galatasaray bir nebze olsun rahat bir nefes aldı. İkinci yarıda da baskı devam etti. Sakatlık nedeniyle bir değişiklik yaptı. Okan Buruk Dubois'u çıkardı. Sacha Boey'u aldı. Aynı anda Yunus da çıktı. Ki dün de Galatasaray 11'ine baktığımızda performans ve istek olarak takımın belki de en sönük ismiydi Yunus Akgün. Aslında istediği yerde sağ kanatta oynadı genel olarak ama pek fazla etkinliği olmadı dün. O verilen şansı iyi değerlendiremedi. Bu tarz maçlar bunun için de önemlidir. Okan burada bir mesaj verme adına ama Yunus'tan o mesaj alınamadı çok net şekilde. Barış Alper'e bıraktı yeni ve Barış Alper de çok daha oyun içinde, pozisyonların içinde toplu topsuz var gücüyle oynadı. Yunus'a göre çok fark yarattığını söylemek mümkün. Berkan'ın bir uzaktan şutuyla Galatasaray. Barış Alper'i bayağı tutuyorsun. Evet, Barış Alper hoşuma gidiyor oyun tarzı. Yani topla ilişkisi çok iyi değil. Yunus top tekniği olarak Barış Alper Yılmaz'ın çok çok önünde. Çok net bu. Ama Barış Alper'in de topsuz oyunu, fizik gücü, savunma arkası koşuları, oradaki savunmanın dengesini bozması bence kıymetli. Biz genelde maçları izlerken
topa bakıyoruz genelde. Top ayağındaki oyuncuya bakıyoruz ama işin topsuz kısmı da en az toplu oyun kadar önemli futbolda. Ben son zamanlarda biraz bu konuda da dikkat etmeye çalışıyorum. İşin topsuz kısmına daha fazla konsantre olmaya çalışıyorum. Tabii ki ikisini aynı anda yapmak kolay bir iş değil. Ama Barış Alper'in orada fark yarattığını düşünüyorum. Dün de o açıdan etkili oldu. Berkan da yine galibiyet golünü atan isim. Çok istekli. Yani hazırlık maçı olsun, lig maçında oyuna son 5 dakika girsin, kupada 3. lig takımına karşı ilk 11. Hiç maç ayırmaksızın var gücüyle çalışıyor. Dünkü maçın da kesinlikle iyilerinden biriydi. Ve Galatasaray kariyerinde ilk golünü kaydetmiş. Geçen sezon hatırlıyoruz aslında, Taylan ve Berkan gol atamadan, değil mi? Yanlış evet. Söylemiyorum, gol sezonu bitirmişlerdi. Berkan da geçen kupa maçında da çok istekliydi. Gol atamamıştı. Burada o şanssızlığını kırdı. Aslında güzel oldu Berkan Kutlu adına. Ve Galatasaray hani skor olarak zorlanmış gözükse de oyun olarak hiç zorlanmadan rakibini saf dışı bırakmayı başardı. İlginç bir taktikle oynadı Ali abi, onu söyleyeyim. Şimdi kadroyu gördüğümüzde, ki gün içinde yine kadro sızdı bu arada. Salim Manav Ajans Spor'da birebir aynı kadroyu verdi. İşte klasik bir çift forvet Seferovic Komis. Orta saha dörtlüsünde Mata, Yunus Akgün, Mitşo ve Berkan. Bu dörtlüyü gördüğünde nasıl bir kadro çıkarırsın? Herhalde bir klasik 4-4-2. Bir taraf Yunus olur, diğer taraf Mata olur. Mitşo, Berkan da merkezde olur. Ben açıkçası böyle bekliyordum. Salim de konuşurken gün içinde öyle bir muhtemel diziliş yaptı. Görselini paylaştı ama açıkçası pek öyle olmadı. Yunus sağ tarafa yakın oynamakla birlikte klasik bir sol kanadı olmadı Galatasaray'ın. Mitşo sola yakın oynadı. Mata daha merkezde serbest oradaydı. Bir sağda bir solda. Berkan da bir 6 numara gibi. Fanan Olta orada koridor açıldı. Sol tarafı neredeyse tek başına kullandı. Böyle bir anlayışla takımını sahaya sürdü Okan Buruk. Hani çok ligde yapacağı bir düzen olduğunu düşünmüyorum. Elindeki kanat alternatifleri. Çünkü iki net kanatla oynuyor Barış Alper ve Raşit'sa. Ama dün oynatmadığı oyuncuları oynatmak için böyle bir düzen bulmuş. Hani çok sağlıklı gelmedi bana açıkçası ama tabii rakip off-spor olunca hangi düzenle oynarsan oyna fark yaratmayı başarıyorsun. Dün de öyle bir detay vardı, onu da paylaşayım. Galatasaray adına hani az önce mesela Berkan'la alakalı olarak dedi ya çok istekli diye, bana şunu düşündürdü: Galatasaray'a Berkan'dan çok daha yetenekli oyuncular geldi gitti kısa sürede. Berkan'ın Galatasaray takımında kalmak için o arzusunu hiç kaybetmemesi gerekiyor. Çünkü yetenek olarak kadronun zayıf oyuncularından bir tanesi. İşte sen ne dedin? Yunus hani çok böyle istekli gözükmedi. Evet, Yunus da en yeteneklerinden biri aslında. Berkan öyle gözükürse Berkan hemen gönderilir. Ama daha yetenekli oyuncuların biraz daha fazla kredisi oluyor. O yüzden Berkan doğru yapıyor. Yani 5 dakika da olsa, 3 dakika da olsa, 2 dakika da olsa, 45 dakika da olsa, rakip zayıf da olsa, güçlü de olsa o mental gücü, o isteği göstermek zorunda. O bakımdan Berkan'ı kutlamak gerekiyor. Ama mesela Yunus daha ilginç bir vaka. Galatasaray'da işte neden şans bulmadı ki denen bir oyuncu geçen sene Adana Demirspor'da çok iyi işler yapmıştı. Ama bu sene işte 13 hafta geride kaldı. Kupa maçları var. Hala bekliyor insanlar Yunus ne zaman kendine gelecek de şans verecek diye. Aslında Yunus da hani Galatasaray'ın bu sene başında gönderdiği yerli oyunculara şöyle bir bakarak o da biraz Berkan'a özenebilir diye düşünüyorum ben. Çünkü hani Yunus yetenekli ama kendini Galatasaray seviyesinde ispat etmiş bir oyuncu değil. Hı hı. Dolayısıyla Yunus yetenekleriyle gitti Adana Demirspor'da çok iyi işler yaptı. Milli takıma da değil mi seçildi? Tabii tabii, milli takımın da oyuncusu Cengiz Ünder'le birlikte sağ kanattaki iki yani, adetinden biri ama bu gidişle noktada, kaybedecek. Aynen yani. Öyle. Şimdi o noktada hani Galatasaray'daki yerini kaybetti zaten. Şu an ben zannetmiyorum milli takıma çağırsın. Çağırmayabilir. Bu iki hazırlık karşılaşması için. Mesela Deniz Türüç'ü çağırabilir sağ kanat için. Serdar Güller performans olarak. Efe Can belki. Evet. Yani 3 önemli ismi var. Deneyimi de diyebileceğimiz 3 isim var rekabet etti. O yüzden hani Yunus'un
biraz daha Berkan gibi o isteği göstermesi gerekir diye düşünenlerdenim. Herhalde psikolojik olarak bu dönemden kötü etkilendi. Yoksa hani böyle bir fırsat gelmişken Galatasaray altyapısından yetişmiş bir oyuncu neden formadan vazgeçsin? Hani istiyordur psikoloji ama vücut gitmiyordur. Tabii psikoloji başka bir şey. Tahminen odur yani. Yoksa ben oynamak istemiyorum değildir. Hayır, Yunus da oynamak istiyordur. Çünkü öyle de algılanabiliyor bazen. Öyle o ayrımı şey yapmak mu? Lazım. Öyle bir şey olur. Çok etkilendi bu dönemde. Gol atamadı. Onun bir baskısı oluştu. Kerem o golü attı. Gerçi Kerem de çok rahatlayamadı sonrasında. Bir maçta iki gol attıktan sonra Yunus hiç atamadı. Ama o eleştirilerden çok etkilendiği açık. Onun içinde yeni bir tecrübe tabii. Öyle. Adana Demirspor'daki baskıyla Galatasaray'daki baskı bir olmuyor. Onunla da baş etmeyi bir yerde öğrenecek. Öğrenemezse de yollar bir zaman sonra ayrılır. Engin Çetin güzel bir şey söylüyor Yunus'la alakalı olarak ve Yunus tarzı oyuncularla alakalı olarak. Mesela Adana Demirspor'da yaptıkların konuşulur, Galatasaray'da yapamadıkların konuşulur diyor. Güzel bir tespit bence. Sonuçta Adana Demirspor bir maçı oynuyor. Oynadıktan sonra işte Yunus 2 gol bir asist yapmış. Hani özetleri izliyorsun. Belki maçı izliyorsun ama Yunus'u çok daha fazla ön plana çıkartıyorsun. Galatasaray'da yapamadıkların konuşuluyor. Neden o pası veremedi? Neden orada şut attı? Neden orada asist yapamadı diye. Bu da oyuncuları etkiliyor. Ancak hani Yunus çok değerli bir oyuncu. Yalnız işte o örneği bilerek verdim. Galatasaray çok daha yetenekli oyuncuları performans alamıyor diye gönderen bir kulüp. Galatasaray seyircisinin öyle çok fazla tahammülü yok. O yüzden de Yunus'un bir an önce performans olarak da kendini yukarı çekmesi lazım. Hali hazırda 8+3 devam ederken daha önünde çok maç var Galatasaray'ın. Hani Yunus tekrar formayı kapıp performansı da gösterebilir. Vazgeçmemesi gerekir diye düşünüyorum. Onun bir de sözleşme durumu söz konusu. Şimdi düşününce hani tamam sezon başından beri istediği performansı veremedi, çok eleştirildi, çok baskı vardı üzerinde ama sözleşme iyileştirmesi konusunda da herhangi bir resmi gelişme olmadı. Yunus takımın açık ara en az kazanan futbolcularından bir Emre Taşdemir'den de az kazandığını tahmin ediyorum. Öyledir büyük ihtimalle. Şu an tam net rakamları hatırlamamakla birlikte. Kerem Aktürkoğlu keza aynı şekilde. Bilmiyorum tabii bu performansın yüzde kaçı bu sebeple düşük. Ama bu da bir etkendir. Galatasaray yönetiminin de eğer oyuncuya güveniyorsa ki sezon başı planlamasında biz ve birçok kişi Okan Buruk da tahminen 3 yerliden birini Yunus Akgün olarak değerlendiriyordu. Yani Yunus, Kerem ve Abdülkerim Bardakçı. Hani böyle önem verdiğin bir oyuncunun sözleşmesini de Kasım ayına geldik. Hala iyileştirmemiş olması, basına yansıyan kadarıyla konuşuyorum. Bu da bir zafiyettir. Şimdi dün de haberlere çıktı, işte dün öğlen sen okudun Yeni Şafak kaynaklı. İşte Torreira'nın menajeri imaj hakları için Galatasaray'a ithal çekmiş. İşte Fananoğlu'nun menajeri, Pulgar'ın menajeri, Feguli ve Babel FIFA'lık Galatasaray'la alacaklarını tahsil edemedikleri için. Bunlar da üst üste gelince Galatasaray'ın da işin hani ödemeler kısmında zorlandığını görürüz. Herhalde onunla alakalı, yoksa Yunus'a bu saate kadar çoktan bir iyileştirme, hani zam da değil iyileştirme yapılmış olması gerekiyordu. O da etkiliyordur mutlaka. Bir kısmı evet budur bence. Tabii ne kadar olduğunu bilemeyiz ama en azından yönetimin hakkını vermesi lazım Yunus Akgün'ü. Çünkü çok büyük bir fark var orada. Hani hem yerlilerle çok var, hadi yabancılarla zaten makas çok açıldı kur dolayısıyla. Ona çok bir şey yapamıyorsunuz ama en azından kendi rekabet ettiği isimlerle benzer şekilde maaş alması gerekiyor Yunus Akgün'ün. Yunus zannedersem 1 milyon lira civarında maaş alıyor. 900 bin TL diye benim aklımda kalmış. 1 milyon lira civarında bir maaş alıyor. Abdülkerim 18-19 milyon lira alıyor. Aynen. O günkü kurla, ki bugünkü kurda çok fazla değişmedi, 1 milyon euro bandında bir ücreti vardı. Kerem ve diğer işte Emre Kılınç, onlar Abdülkerim'in yarısı kadar alıyorlardı. Ama işte o dengeyi de sağlaması gerekiyor Galatasaray yönetiminin. Yani Abdülkerim'in 18'de 19'da birini aldığı zaman bir sıkıntı olur tabii. Aynen olur. Maçla ilgili hani çok ekstra söylenecek, Ross sakatlandı Galatasaray'ın. Ki çapraz bağ sakatlığından şüpheleniliyor. Dün Okan Buruk maçtan sonra öyle demiş. Koltuk değnekleriyle maçı, stadyumu terk etmiş. Çapraz bağ demek minimum 6 ay demek kopardığında. Umarız olmaz çünkü çok gencecik bir oyuncu. Genç oyuncular için kariyerlerinde çok büyük sekte yaratıyor bu çapraz bağ sakatlıkları. Süre çok uzun. Toparlanma süresi, kendine gelme süresi çok uzun. Hani potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Ben çok üzüldüm. Umarım çapraz bağ değildir. Aynen. Biraz daha hafif bir sakatlıktır. Bakalım, o da dediğin gibi Okan Buruk söyledi. Bugün belli olacakmış.
şüpheleniyoruz dedi. Umarız değildir dedi. Biz de geçmiş olsun diliyoruz. Dün maçın yani. İlk saniyelerinde 6. 7. saniyede bir sakatlık yaşadı. Talihsiz kafa topuna çıkarken. Sonra bu diğer sakatlığı yaşadı. Bir duran topta etkiliydi. Biraz Gustavo Henrique'yi anımsatıyor. Böyle çok fizikli değil, güçlü değil ama uzun boylu. Diğer rakiplerinden de hemen o boy avantajıyla sıyrılıp toplara da vurabiliyor aslında düzenli oynasa. Duran toplarda Galatasaray için de büyük bir tehdit oluşturur. Ama işte şu anda Nelson ve Abdülkerim'in gerisine ve sakatlıkla birlikte belki daha da uzun süre forma giyemeyecek. Emin Bayram onun yerine girdi. Metehan kadrodaydı. Metehan da Emin Bayram da tabii çok istekliler. Fizik olarak, mücadele olarak hiçbir eksikleri yok ama onların da tabii pozisyon alma, biraz sakin kalma ile ilgili hani biraz tecrübe eksikliği herhalde demek lazım. Öyle problemleri olduğu dikkat çekiyor ama normal fizik olarak şey olarak özellikle Metehan çok fazla problem yaşamayacağını gösterdi. Nelson Danimarka milli takımıyla Dünya Kupası oynayacak. Evet. Kadroya alındı. Şimdi Danimarka milli takımı Dünya Kupası'nda oldu ya, yani sürpriz takımlardan biri oldu. İyi performans gösterdi. Hemen gözler o takıma çevrilir. O takımın oyuncuları bir konuşulur. Dünya Kupaları'nın böyle bir efekti var çünkü futbol dünyası üzerinde. Zaten Nelson hani bu transfer döneminde de gidebilir diye konuşulan oyunculardan da. O yüzden Ross'un hani sakatlığının ciddi olmaması Galatasaray açısından hakikaten hayati. Çünkü hani Nelson bırak sezon sonunu ara transfer döneminde bile Dünya Kupası performansına göre zorlayabilir Galatasaray yönetimini. Orada tabii dezavantajı Nelson'un şu an düzenli 11 oyuncusu değil Danimarka'da. Önünde oyuncular var ama tabii çok sakatlık haberi çıktığı için her an yeni bir işte dün sen programın başında yokken Sadio Mane'den bahsettim. Evet. Bayern Münih'te ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı ve Dünya Kupası'nı bir ihtimal kaçıracak. Dün Leicester City'nin oyuncusu Justin Leicester City mi? O da bir sakatlık yaşamış. Onun da işte milli takım hayalleri suya düştü denmiş. Bu işte kalan maçlarda yaşanacak sakatlıklar birlikte tabii Nelson'un da ayağına bir fırsat gelebilir. Onu da ekleyelim. Bir de dün Levent Düzemen maçın yorumcusuydu. İlginç bir noktaya parmak bastı. Tabii kendisi çok da eleştirilmiş dünkü maçta. Beğenen de vardır, eleştiren de çok olmuştur. Biraz sivri bir yorumculuk yaptı kendisi ama ona girmeyeceğim ben. Şunu söyledi. Eskiden dedi yedek kulübesinde futbolcular böyle hazır olurdu. Şimdi diyor işte dün sakatlık oldu. Yani sen sakatlandı. Emin Bayram girene kadar bayağı bir vakit geçti. İşte formasını giyiyor, ayakkabısını giyiyor, yok bilekliğini çıkar. Tayfur Bingöl hafta sonu oyuna girecek. Kolyesini mi unutmuş üstünde? Bir şeyini çıkarmaya çalıştılar. Bilekliğini neyse. Sonra parçaladı zaten. Parçalayıp mı çıkardı? Hani diyor eskiden böyle değildi diyor. Bilmiyorum tabii eski zamanlarla çok hatırlamıyorum ama bu dönem evet böyle değişiklikler sanki biraz daha gecikti. Oyuncular pek fazla hazır değiller. Tek cep telefonları yok ellerinde. Evet. Eksikleri o. O da maç öncesi cep telefonuyla da takılıyorlar yedek kulübesinde. Maç başladığı zaman vazgeçiyorlar. İçeride bırakıyorlar büyük ihtimalle. O da ilginç bir tespitti. Hoşuma gitti bu dönem. Çünkü değişiklikler böyle bir sakatlık oluyor hani. Girene kadar oyuncu 4-5 dakika geçiyor. Sen eksik oynamak zorunda kalıyorsun. Doğru, doğru. O tespit hoşuma gitti dün. Teşhizat olarak hazır değiller. Hiç değiller. Evet, o yüzden. Orada bayağı bir süre geçmesi lazım. Her yani. Takım böyle. Böyle. İşte formalar arkada genelde koltukların üzerine asılı oluyor ya da malzemeci de oluyor. Formalar geliyor, formalar giyiliyor, ayakkabılar bağlanıyor dediğin gibi. Ama bir de ayakkabılara bir şey sarıyorsun böyle bir. Tabii tabii. Bant sarıyorsun. Bantları yok. Bantları sarıyorlar. Aynı. Üstündeki bir kolyeyi çıkarıyorsun. Abi sen maça başlarken niye çıkarmıyorsun? Yani orada oyuna girme ihtimalin var. Şimdi Tayfur Bingöl kesin girer dersin Beşiktaş yedek kulübesi. Şimdi nasıl öyle bir hataya düşebilir? Hadi ilk yarı tamam da ilk yarıda da girebiliyorsun işte gördüğün gibi. Onu anlamıyorum ben. Çok hoşuma gitti o tespit o yüzden. Doğru. İşte orada hani oyuncuyla beraber biraz oradaki profesyonellerin de uyanık olması lazım. En baştan söylemesi lazım tabii mesela. Yani bunu işte yani oyuncu kural haline getirmesi. Kendi haline bırakmaması gerekir. Oradaki profesyonel malzemeci olabilir, idari menajer olabilir, hatta bir yardımcı antrenör bile olabilir. Yani o gördüğü anda onları uyarması lazım. Çünkü hani oyuncular genç. Oyuncular bazen tecrübesiz, bazen işte hani diyoruz çok genç oyuncular,
çok şöhretliler, anladın mı? Her türlü şey olabilir oyuncu konusunda. Ama biraz daha oradaki ekibin, profesyonel ekibin uyanık olması gerekir. Özellikle bu şey konusunda söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Formayı zaten kimse giymiyor. Hı hı. O şeyleri, bantları kimse sarmıyor. Onlardan bahsetmiyorum. Ama böyle takıydı, oydu buydu gibi konularda daha uyanık olup onları uyarmaları gerekir. Bir de bir başka konu, yine detay bir konu. Hüseyin Özkök haberini yaptığı için ben de dikkatimi çekti. Bu yedek kulübelerinde televizyon olması. Normalde talimatlara göre yasakmış. Ama birçok statta Türkiye'ye baktığında, dün Galatasaray'ın statta hafta sonu Nuri Şahin, ki bizim haberin yapılma sebebi de oydu, İşte bir tartışmalı pozisyon oluyor, hemen bütün takım o televizyona gidip bakıyor. Başakşehir'in statında var galiba. Türkiye'de birçok statta var ama talimatlara göre yasak orada televizyon. Tabii yasağın mantıklı olup olmaması ayrı bir tartışma konusu. Çünkü tablet, bilgisayar gibi böyle portatif şeyleri yedek kulübesinde kullanabiliyorsun. Örnekleri var bunun. Ama neden televizyon yasak? O yasakla ilgili bir bence sıkıntı var. Sonuçta bunlar tabletler televizyon izlemiş. Mu tablet mi baktıkları? Televizyon. Koskoca televizyon var yedek kulübesinde. Monte edilmiş. Öyle mi? Tabii. Birçok takımda bu var. Hani dün haberde mesela Nagelsmann'dan bir fotoğraf paylaşmış Hüseyin Özkök. Tablet önünde bir tripod gibi bir şeye koymuş, önünde izliyor. Onları gördüm ben de. Onlar çok var ama bizim Türkiye'de, bizim ligimizde yedek kulübesinin yan tarafına net oraya bir şeye bağlı, ne işte derler? 55 ekran bir televizyon. Digitürk bağlı oraya. Bağlamışlar maçın. Netflix'i var. Netflix açmıyorlardır. Maç geçirse açıp takılıyorsun. Ama böyle en ufak bir tartışmalı pozisyonda hop gidiyorsun oraya bakıyorsun. Gol oluyor. İşte gözün bir taraftan orada, golün tekrarını izliyorsun. Hani bence kural saçma. Bu kadar her şeye izin verilmişken televizyon neden verilmiyor? Bilmiyorum mantığı acaba tam olarak ne? Ama kural da böyleyse uygulanması da lazım. Normalde diyor ki Hüseyin Özkök, bunların maç öncesi o ilgili görevler tarafından fark edilip kaldırılması, hatta ceza alması lazım bunu yapan takımların. Ama şu anlık böyle bir problem yok. Takımlar çok rahat şekilde televizyonu monte ediyorlar ama önümüzdeki dönemde sanki buna dikkat edeceklermiş habere göre. Ne derece doğru onu da hani bir detaydı ama dünden onu da paylaşayım istedim. Çünkü maçla ilgili hani çok ekstra konuşacak, analiz edecek bir durum yok. Sonuçta çok büyük güç farkı vardı. Gomis için neler söylersin? Gomis çok gol kaçırdı. Şanssızdı. İlk yarıda 5-6 pozisyonu var çok net. İkinci yarı bir direği var. Hani bu maçlık olmadı. Bilmiyorum, sezon başında da çok yüzdeliydi Gomis. Takımı taşıyan oyuncuydu. Dönem dönem olabiliyor. Dün de belki maçın rakibin gücüyle alakalı biraz rehaveti vardı Gomis'in. Pek çok hazır değil gibiydi. Evet, yani fizik olarak da bu arada hani gol pozisyonlarından bağımsız bir tık sanki ağırlaşmış gibiydi Gomis. Topu çok fazla ayağında tuttu, top kaybı yaptı. O sanki ilk geldiği, geçen sezon devre arası gelmişti ya, fizik olarak hiç hazır değildi. O döneme sanki geri dönmüş gibiydi dünkü karşılaşmada ama sezon başında da hiç öyle değildi. 70-80 dakikayı çok rahat çıkaran bir Gomis vardı. Ama dünkü Gomis'e bakarsak çok iyi değildi. Hani Seferovic Gomis'ten çok mu iyiydi dersen, o da fizik olarak Gomis'ten böyle aman aman bir farkı yok. Hani Icardi'ye bir şey olsa biri çok ön plana çıkıyor diyemem dünkü maça bakarsak, ama sezonun geneline bakarsan Gomis tabii ki Seferovic'in önünde. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. .44 saatlerimiz, maçla ilgili birkaç detay daha var. Onu da paylaşmadan geçmeyeyim. Şimdi Offspor 3. ligde kümede kalma savaşı veriyor dedik. Bu maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkabilirlerdi ilk maçlarını belki düşünerek, ama dün onu yapmadıklarını ben de teyit ettim, merak ettim. İlk 11'e baktım ve ligdeki sürelerine baktım. Takımın en çok süre alan oyuncuları kaleciden ileri uca kadar dün sahaya sürülmüş teknik heyet tarafından. Hani bu maça da bir yandan önem verdiklerini gösterdiler. O açıdan da tebrik ediyoruz kendilerini. Diğer türlü olsa da yani çok büyük problem değil bence de. Ali abi biraz bu konuya bir önceki turda takılmıştı. Çünkü elinize böyle bir fırsat geçiyor ve bunu hani en iyi kadronuzda değil de yedek kadroyla değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Haliyle şansınız daha da azalıyor. İşte orada da ligdeki durum problemi var. Kümede kalma savaşı veriyorsanız bu maçı geçmişsin geçmemişsin çok önemli mi? Küme düştüğün senaryoda. Hani çok herkes, her teknik direktör farklı bakıyor. Dün daha farklı bakmışlar. Az kadroyla sahaya çıkmışlar. Onu bir kere söyleyeyim.
Merak eden oyunculardan biri Yusuf Demir. Galatasaray'da o ilk girdiği maç oynası oradan bayağı bu çocuk yetenekli dedirtti. Zaten Barcelona transferi onu gösteriyordu da. Bir süreden beri yok. Bu maçta da yine maç kadrosunda yer almadı. Okan Buruk dedi ki ağrısı var. İki idmana çıktı. Bir şut idmanından sonra ağrı hissetmiş kasığında ve o yüzden de dünkü idmanda yoktu. O yüzden bugün de kadroda yoktu dedi. O da büyük bir problem. Yani böyle bir oyuncu bu maçlarda asıl zaten fırsat bulacaktı. Onu da değerlendiremedi. Biz de mahrum kalmış olduk Yusuf Demir'i izlemekten. Hamza Akman da yine bir önceki maç süre almıştı. O da sakat olduğu için bu karşılaşmada forma giyemedi. Yusuf Demir'le alakalı olarak Mert tabii diğer oyunculardan ayrıldığı nokta Tapusu'nun Galatasaray'da olması. Şimdi Tapusu Galatasaray'da olduğu için oyuncu ne kadar çabuk kulübe, takıma adapte olur, taraftar onu benimser, o da performans vermeye başlarsa Galatasaray için o kadar avantaj. Şimdi Raşitsa mesela beğenilen bir oyuncu ama Raşitsa'nın bundan 6 ay sonra ne yapacağı, onunla ilgili neler yapılacağını kestirmek şu an çok kolay değil. Belki Raşitsa'nın bonservisi alınacak, alınabilir. Haberlerde çıkıyor, görüyorsunuz. Evet, istiyormuş Galatasaray. Ama belki Raşitsa devam etmek isteyecek Norwich'te. Norwich çünkü Şampiyonşip'te lider zannedersem. Premier Lig'e dönme ihtimalleri var. Belki tekrar İngiltere'ye dönmek isteyecek. Yani orası karışık ama Yusuf Demir hani çok genç, yatırım yapıldı. İşte Galatasaray onunla ilgili bayağı bir çaba sarf etti. Türk vatandaşlığı konusunda gündem oldu. Onları da bir tarafa koy. Ama genel olarak şu an biraz daha böyle takıma adapte olmuş. Biraz daha hani acaba Yusuf Demir oyuna girse mi diyeceğimiz noktada olmalıydı sezonun bu bölümünde. Bilmiyorum onun sakatlık geçmişini, böyle sürekli sakatlanan bir oyuncu mu? Yo, var mı öyle bir durumu? Narin bir yapısı mı var? Fakat hani Galatasaray adına o da hani Beşiktaş'taki Gezal gibi kayıp bir yarım sezon geçirdi. Çeyrek sezon. Şu an tabii Yusuf Demir hani ilk geldiğinde o gün için galiba sağ kanada alternatif olarak düşünülüyordu değil mi? Sağ açık alternatif olarak düşünülüyordu. Ama bugünün 11'ine baktığımızda da sağ kanatta oynaması bu oyuncu profiliyle pek mümkün değil. Çünkü şu anda Barış Alper ve Raşitsa gibi daha atlet oyuncuları tercih ediyor Okan Buruk. Yusuf da aslında tam bir sağ kanat da değildi zaten geldiğinde de. Ben o hafta yoktum gerçi, sonra Yusuf'u daha önce yorumlamış biri olarak 10 numara karakterli bir oyuncu. Çok hızlı değil, fulleli değil. Top tekniği yüksek bir oyuncuydu. O yüzden merkezde de rekabet etmesi gereken Mertens ve Mata gibi iki deneyimli oyuncu da var. Kanatta işte forma şansı çok yüksek gözükmüyor. Önünde büyük bir rekabet var. Bu sezon hani nasıl forma ama şansı bulacak? Yani Mertens 35. Bu sezon ama oynatamıyorsun işte. Tamam. Yok, Mata 35. Yani Galatasaray'ın geleceği Yusuf. Eğer o yatırım yapıldıysa, önündeki oyuncuların yaşları buysa, yani Yusuf'un yavaş yavaş da olsa diyorum yani bir alternatif olarak düşünülmesi gereken bir oyuncu olmalıydı şu ana kadar. Ben direkt hani Mertens'le Mata'yı kenara koydu, 11'e geldi, ondan bahsetmiyorum ama hani mesela ya Mertens bu maç pek iyi değil, hadi Yusuf girsin. Artık Yusuf beklentisi olsun. O noktaya olmalı ya da o noktaya yaklaşmalıydı. İşte bu sezon pek kolay gözükmüyor. Hem sakatlıklar geriye götürdü, hem Mata'da forma giydiği zamanlar fena işler çıkarmadı. Bakalım. Tabii sezon uzun. Dengeler çok çabuk değişiyor. Yani bugün kim derdi ki Galatasaray 11'ine Raşitsa'yı da birlikte Barış Alper Yılmaz yazılacak. Yani sezon başı ne konuşuyorduk, şu anda ne konuşuyoruz. O yüzden Yusuf Demir için de tabii ki hiçbir şey geç değil. Yarın öbür gün bir bakmışsınız Yusuf Mertens'i de kesmiş olabilir. Olmayabilir. Maçla ilgili, tabii maç değil ama tribünle ilgili diyelim. Vandanara karşılaşmadaydı. Vallahi takip etmek çok zor bu ikilinin ilişkisini. Yani daha geçenlerde ayrıldık. İşte ben Galatasaray'da Icardi'nin menajerliğinden feragat ettim, bıraktım. Doğru olmaz onun menajerliğini yürütmem açıklamasını gördüm sosyal medyada. Dün bir baktım, Instagram'dan fotoğraf paylaşmış statta. Sonra zaten A-Spor da çekti Icardi yanında. Yine birlikteler. Icardi'nin bir paylaşımı olmuş, arabayı böyle donatmış, süslemiş güllerle yanlış görmediysem. Tekrar barıştıklarını herhalde tahmin edebiliyoruz. Evet, hayırlısı olsun. Evet. Ama bence daha değerlisi tribüne giden 23 bin Galatasaraylıydı. Dün seyirci rakamını ben gördüm. Sosyal medyada 23 bin diye verdiler.
Hani Beşiktaş galibiyetinin etkisi tabii Galatasaray için. 23 bin kişi hafta içerisinde 9'da oynanan bir karşılaşmada bence oldukça iyi. İyi bir taraftar varmış dün. Tabii, tabii. O bakımdan tebrik etmek lazım. Çünkü diğeriyle alakalı olarak 3 gün sonra da küsmüşler haberini söyleyeceksin sen. Tabii tabii. Artık yani. Orada yapacak bir şey yok. Ama 23 bin kişiyi ben tebrik ediyorum. Tabii yani bugün havalar da artık aslında yavaş yavaş soğuyor. Ben hani kendim ilk defa 3 kat giymeye başladım son birkaç günde. Hani kışa yaklaştığımızın net göstergeleriydi. 9 çok geç bir saat. Maç 23'te bitecek de eve döneceksin de ertesi gün işe gideceksin. Ama İstanbul'da 1-1,5 saatte o dönemlerde evinde olursun. Ki yorgunluk var işin. Aynen. Bir de git gel. Çok zor iş o saatte maça giden taraftar. Tabii biraz da şey var herhalde, hem derbi galibiyet hem bir de Dünya Kupası arası geliyor. Son maçta Başakşehir deplasman değil mi Galatasaray için? Hani Galatasaray'da uzun bir süre izleyemeyecekler canlı olarak. Bu sezon gerçi şey de yaşandı biliyorsun, 40 gün kadar Galatasaray iç sahada da maç yapamadı. İşte milli takım arası bay geçtiği hafta vesaire derken bayağı bir uzak kalmışlardı. Ve çok da deplasman maçı oldu Galatasaray'ın ligin ilk yarısında. İkinci yarı ya da Dünya Kupası arası sonrası diyelim. Taraftarlar da böyle üst üste iç saha karşılaşmalarında da takımını destekleyecektir. Tabii iyi giderse o desteğin sayısı çok da artar. 50 binlere, 45 binlere Galatasaray oynayabilir. Ve son notum, maçla ilgili artık saat başı da birlikte başka konulara da geçiş yaparız. Mondragon karşılaşmayı tribünden takip etti. Icardi ve Vandanara'dan bahsettik. Mondragon'da Galatasaray taraftarların çok sevdiği, çok benimsediği bir isim. Dün galiba Levent Tüzemen söyledi. İşte Galatasaray'da Simović'le başlayan bir gelenek, yabancı kaleci geleneği. Tafarel çok büyük etki bıraktı. UEFA şampiyonluğunda çok büyük etkisi vardı. Sonra Mondragon dönemi başladı. Arada böyle çok tutturamadı yabancı kaleciler. İşte Leo Franco'dur, De Sanctis'tir. Bir tane daha vardı, Zapata, hatırlar mısınız bilmiyorum, Romanya'dan gelmişti. Böyle kötü tercihleri vardı ama 2011'de Muslera'yla 11 sene olmuş. Yani direkt olay tek bir takımda bir yabancı, bir milli takım oyuncusu Muslera'yla Galatasaray ekolü sürdürdü. Dün de ikisi de maçı yan yana izlediler. Galatasaray'la için keyif veren bir hani enstantane olmuştur. İkisi de tabii tahminen İspanyolca konuştuğu için rahat da anlaşıyorlardır. İki Güney Amerikalı kaleci. O da maçla ilgili bir başka detaydı. Hani benim önümdeki notlarım bunlar. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. Evet, yeni saate girdik. İlk bölümde detaylı olarak Galatasaray Offspor maçını konuştuk. Maçla birlikte maç dışı gelişmeleri de değerlendirdik. Şimdi dikkatimi çeken bir haber oldu Akşam Gazetesi'nde. Onunla devam etmek istiyorum. Başlığı da şu: faul sonrası çok yatıyoruz. Bu hafta Fenerbahçe ile Sivasspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede toplam 41 faul yapılması, maçın tam 103 dakika sürmesi ama topun oyunda kalma süresinin sadece 46 dakika 25 saniye olması çok fazla konuşuldu. Tabii bu neredeyse 2 haftada bir, haftada bir konuştuğumuz bir konu. Bizim ligimizde oyun çok fazla duruyor, top oyunda kalmıyor ve bunun nedenleri nedir diye tartışılıyor. Bugün de bir derleme haber yapmış Akşam Gazetesi. İçindeki bilgiler de açıkçası hoşuma gitti. Çünkü diğer Avrupa ligleriyle de bir kıyaslama var. Avrupa liglerinde maç başı ortalama faul sayısı kaç, topun oyunda kalma süresi kaç, bunu paylaşmış. Mesela 5 büyük lig ve süper lig, yani toplamda 6 ligi kıyaslarsak, maç başına en fazla faul yapılan lig La Liga'ymış. Maç başına faul ortalaması 26. Süper Lig bu anlamda ikinci sırada geliyor, 25 faul ortalaması var. Fransa ve İtalya'da ise maç başına yapılan faul 24, Bundesliga 23 ve İngiltere'de 21. Aslında diğer liglerle, böyle İngiltere'yi bir kenara bırakırsak, aman aman bir farkımız yok. Yani Bundesliga bile 23, İspanya 26, biz 25, İtalya ve Fransa'da 24. Peki topun oyunda kalma süresi, orada durum nedir? Bizde 49 dakika 25 saniye ile topun oyunda kalma süresi en az olan ligiz. İspanya en çok faulün yapıldığı ligde bile topun oyunda kalma süresi bizden 1 dakika 12 saniye fazla.
Premier Lig zaten en az faul yapılan ligdi. Topun oyunda kalma süresi 52 dakika 10 saniye. Bu anlamda da en iyi lig olarak ortaya çıkıyor. Buradan da aslında Uğur Meleke'nin tespiti geçenlerde okumuştum. Bizde problem çok fazla faulün olması değil. Faulden sonra oyunun çok geç başlaması diyor. %100 doğru bir tespit. Diğer örnekleri de işin matematik, istatistik kısmında düşününce bizdeki, çünkü diğer ortalamalar da çok farklı değil. Mesela dün şey bilgisini gördüm. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde 99 faul yapmış 6 grup karşılaşmasında. Kabaca 16 faul maç başına. Sivas maçında da 18 faul yapmış. Yani Avrupa maçlarıyla Sivas maçının temposu bir mi? Değil. Avrupa'da ki Fenerbahçe'nin grubu en çok faul yapılan grup. Dinamo Kiev ve Ajax Larnaka'da çok faul yapmışlar. Ama tempo olarak Süper Lig'deki kadar bizim gözümüze batmadı. Büyük ihtimal topun oyunda kalma süresi de bizim ligden çok daha fazlaydı. Burada da iş dönüp dolaşıp faullerden sonra topun oyuna sokulmasının ne kadar geç olduğunun ortaya çıktığını görüyoruz. Evet, aslında hani net olarak faul sayılarıyla beraber ondan sonrasının problem olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bu Bundesliga'yı ortalama bir futbol sever özetinden takip ediyor. İşte Bayern Münih'ten takip ediyor. Severse Dortmund'dan takip ediyor. Dolayısıyla oradaki oyunla alakalı olarak, oradaki tempo ile alakalı olarak bir fikri var. Şimdi sen diyorsun ki Bundesliga ile aramızda faul olarak bir faul var. Değil mi? Evet. Ortalama olarak. Ya iki faul Bundesliga ile hadi. Evet, iki faul. Yani iki faulden de bir şey hadi olmaz. Ben bir tane de ben vereyim. Üç faul olsun Bundesliga ile aramızda. Çünkü 90 dakika içerisinde 3 faul anlamazsın bile. Fakat bizde faul öncesi ve sonrası bir seremoni var. Onu bir türlü atlatamıyoruz. Çünkü oyuncular maşallah yerde yattıkları zaman kalkmak istemiyorlar. Ondan sonra hakeme itiraz eden oyuncu grubu var. Faul veriyorsun itiraz ediyor, faul vermiyorsun itiraz ediyor. Yere düşüyor, yere düştükten sonra bir kafasını tutuyor, bir sağa sola yatıyor. Hakem onun yanına geliyor. Hiçbir şey olmadığını bilsek de çağırıyor sağlık görevlilerini, onlar geliyor. O şu bu bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Yani sıkıcı Fransız filmleri gibi bitmiyor. Orası zaten bizi öldüren nokta. Yoksa sen ikili mücadeleye girdin, faul oldu. Adamın yerde yatmasını gerektirecek bir durum yok. Hakem faulü de verdi. İtiraz edeceği bir durum da yok. Öteki faul yaptığını biliyor. İtiraz edecek bir durum yok. O zaman kalk devam et. 10 saniyelik olay futbolda. 15 saniyelik olay. Eğer bir duran top organizasyonu yapmayacaksan. Hani rakip ceza sahasına yakın olur. Yarı kornerdir. O zaman anlarım. Hani topu kullanacak oyuncu gelir. O olur, bu olur. Onlara itirazım yok ama merkezde ikili mücadeleler, kıran kıran ikili mücadelelerde biz de çok ciddi zaman kaybediyoruz. Ben hep söylüyorum, oyuncu davranışlarıyla alakalı. Oyuncuların birbirlerinden emek çalma hırsı çok yüksek ne hikmetse. Ve bunu hiç de vazgeçmeden her karşılaşmada belki daha da kötüye giderek yapıyorlar. Bir iyileşme gözükmüyor. Bir iyileşme gözükmüyor. Şimdi çarpıcı birkaç istatistik daha vermek istiyorum. İtirazdan gösterilen kartların oranlarını yine analiz etmişler. 6 büyük. Yani biz 5 büyüklük artı Süper Lig diyelim. Süper Lig'de bu oran tabii ki zirvede. %15.4. La Liga bize yakın bayağı. Yani faul sayısında da topun oyunda kalma süresi, itirazdan kart %13.4. Fransa 9.9, Bundesliga 8.5, Serie A 7.1, Premier Lig'de 5.5. Yani Premier Lig'de neredeyse 3 katlık bir farkımız var itirazdan gösterilen kart oranlarında. Ki bu itiraz demek hakemin etrafında çok fazla birikme demek, daha fazla vakit kaybı demek haliyle. O yüzden iş dönüp dolaşıp evet burada futbolcunun davranışlarına geliyor ve aslında hakemlerin de bu konuda belki biraz daha sert bir tutum göstermesinde fayda var. Yani bu itirazlara hemen bir tepki vermek, belki bir kartla. Mesela Fenerbahçe Sivas Spor maçında hani pozisyon aklımda, Caner Osman Paşa maçın başında hemen sarı kart görmeliydi itirazdan. Ama göstermedi Hüseyin Göçek ve itiraz şiddeti takımdaki diğer futbolcuların arttı. Ancak çok sonra Caner Osman Paşa, değil mi, kartı ikinci yarıda son bölümde görmüştü. Eğer onu ilk başta gösterebilsek işte bu itirazların
sayısı da azalacak, azalmıyorsa da eksik alacaklar zaten sürekli. İşte o zaman diyorlar ki hakemin görevi oyuncuyu sahada tutmak. Ha işte o da bir dert, evet. Atmak değil diyorlar. Aynen. Öyle bir eleştiri yapıyorlar. Çünkü geçen gün de seninle konuştuk. Ya sarı kartı gösteriyorsun, durmuyor ki. İşte atması lazım normalde ama atınca da işte bu sefer dediğine geliyor iş. Böyle kırmızı kart mı olur? Bu kadar kolay kırmızı kart mı verili dönüyor. Yani hakemler de o konuda hani sen diyorsun ya, daha sert olmalılar. Daha sert olurlarsa o zaman lig kırılır. Gerçekten lig kırılır. Hani o itirazlar konusunda devam etseler belli bir standartta. Hani bazen Barış abi diyor yönetici böyle görmeyecek diyor, kafasını çevirecek diyor. Onu yapıyor kendiler, çok yapıyor. Yapıyor işte. Burada yapıyorlar ama yapmak zorundalar bir taraftan da. Onu da anlıyorum. Yani yapmasa çığırından çıkabilir. Evet, çığırından çıkar. Yani o zaman diyorum ya, lig kırılır. Yani bir maç oynarız. Sen 3 kırmızı kart görürsün, ben 2 kırmızı kart görürüm. Ondan sonra bir de hakemler orada da yalnız bırakılıyor. Şimdi işin kötü tarafı o. Şimdi mesela haklı da olsa öyle bir pozisyonda, şimdi ben sana sarı kart gösterdim. Sen devam ediyorsun abi. Elin kolun havada. Tribünlere mürübünlere yaptım. Bana yaptım öyle. Sarı kart mı? Ben sana ikinci sarıyı verdim. Ondan sonra ortam zaten gergindi. Sen hareketler yapıyorsan ortamda bir gerginlik var demektir. Devam etti. Maç sonunda senin taraf iki kırmızı kart gördü. Diğer taraf bir kırmızı kart gördü. Üç tane kırmızı kart çıktı maçta. Ve bu büyük takım maçı olsun. O büyük takım o karşılaşmada puan kaybetsin. Üç kırmızı kartın iki kırmızı kartı da büyük takıma çıksın. Ne olur o hakem? Evet. Cevabı herkes biliyor. Haklı da olsa ne olur o hakem? O zaman yapacak bir şey yok. O zaman yok, buna işte katlanacağız. O yüzden buna katlanmak durumunda kalıyoruz. Zaten katlanıyoruz. Çünkü o şey hani da. Herkesin dilinde olan işte adalet arıyoruz. Adalet, adalet. Yani onun öyle olmadığı biliniyor zaten. Mesela o yüzden de şimdi son olarak işte biz sadece kendimiz için adalet aramıyoruz dedi Galatasaray. Çünkü o şeyin de farkında. Artık o eskidi. Adalet arıyoruz deme şeyi, ne derler, modası geçti. Çünkü insanlar fark etti ki büyük takımların öyle bir derdi yok. Büyük takımlar kendinin kayrılmasını istiyor. Ondan sonra da bu eleştiri yapıldı. Ya bırakın dediler hani büyük takımlara. Geçin bunları. Biraz geç anlaşıldı bizde ama en azından geldik o noktaya. Dediler ki bırak bunları büyük takımlar. Bırak, hep aynı hikayesiniz siz. Hem en güçlüsünüz, hem en çok sizin hakkınız yeniyor. Hep en mağdur sizsiniz. Geçin bunları dediler. O yüzden de şimdi hepsi aynı şeyi yapmaya başladı. Sadece kendimiz için adalet değil, Türk futbolu için adalet arıyoruz diyorlar şimdi de. Bütün büyük takımlar. Şimdiki yeni şeyleri bu oldu. Jargonları bu oldu. Ama onu da geçiniz. Şimdi tekrar az önce verdiğim örneği düşünün. Yani böyle bir karşılaşmada hakem %100 haklı olsa bile ne olur maç sonunda? O zaman derler ki böyle hakemlik mi olur? Kabadayılık yapıyor. Öyle o zaman her itiraz edene kart gösterse Türkiye'de sahada oyuncu kalmaz. Nabız 140 olmuş. Biraz da görmezden gel diyorlar. Onu dedikleri noktada, ki bunların içinde belli haklılık payları var. Yok demiyorum. Ama onu dedikleri noktada biz de buna katlanmak zorunda kalıyoruz işte. Evet. O yüzden de insanlar maçları izlerken sinir krizleri geçiriyorlar. Yalnız bak bu konuyu açtık. Arda arda 5-6 gelir öyle çünkü. Mesaj geldi. Gerçi şeyle de ilgili. Radyoda problemle de ilgili gelmiş de bir yandan. Hakan söyleyelim yine radyo ile ilgili problemler yine not etmişler bize üst üste. Konu da biraz ilgi çekmiş. Birkaç istatistik daha paylaşacağım demiştim. İtirazdan gösterilen kart oranı, bir de maçların oynanma süreleri. Süper Lig ile ilgili Mert, çok affedersin araya gireyim. VPN hattında veri kaybı sebebiyle bir sorun yaşanıyormuş dün. Bu araştırıldı radyo tarafından ve bizim gruba yazıldı ve kontroller yapılıyormuş. Yani sorunun farkında teknik görevliler ve çözmeye çalışıyorlar. Maçların oynanma süreleri orada da tabii ki bu 5 büyük lig artı bizim lig total değerlendirildiğinde lideriz. 99 dakika 3 saniye bizim maçların ortalama oynanma süresi. La Liga'da, La Liga yine ikinciyi hiç kaptırmıyor. 97-44, Premier Lig 97-28, Serie A 96-12, Lig 1 96-11, Bundesliga 95-28. Zaten Bundesliga'nın hakemlerinin uzatma konusunda cimri olduğu geçmişten beri bilinir. Çok eskiden ya da bir 10 yıl öncesinde 1 dakika 2 dakika veriyorlardı 90 artı olarak. Şimdi biraz daha iyileşme var. 90 dakikada oynayın diyor kardeşim. Aynen, atın orada ne olacak diyor. Bu da bence çarpıcı bir istatistik ve yine bir
Başka detay da bu Fenerbahçe Sivas maçıyla alakalı. Mesela maç 20'deydi. Maç 20.03'te başlamış. Ben artık bunu takip etmeyi bıraktım bu arada. Eskiden ben de çok takılıyordum. Devre arası kaç dakika, maçın başlaması kaç dakika gecikti. Artık saldım onu. 3 dakika geç başlıyor. Maç 103 dakika oynanıyor toplam. Uzatmalarla birlikte devre arası 21 dakika sürmüş. Ve maç bittiğinde saat 22.07'yi gösteriyormuş. 20'de başlayan maç 22.07'de. Hadi 21.55'ler falan normaldi bizim için. Ki o bile hani normal olmaması gereken bir normaldi. Şu an artık 22 olduğunda normal karşılamaya başladık. Bu da çok uç şekilde 22.07'de bitmiş. Ve bir detay daha. Peki devre arası nasıl 21 dakika olmuş? Vallahi işte onu da bilemiyorum. Yani çünkü aynı hakemler, FIFA kokartı takan hakemler Avrupa'da eminim dikkat ediyorlardır 15 dakika olmasına. Burada da ediyorlardır ama bir güçlerim yok. 15-5 %33'ten fazla bir şey. Evet. Uzun süre. Valla bununla da ilgili bir farkındalık var son yani birkaç haftada. Mesela %10 ama değil. Anladın mı? %33, %35 hatta. İşte oyun orada da durmuş oluyor bir anlamda. Orada da aslında bize vakit kaybı yani. 6 dakika niye biz ekstra bekliyoruz ki? Oyuncuların temposu da düşüyordur. O fazla dinlenmek de bence kötü bu tarz durumlarda. Normalden daha fazla dinlenmek. Sevgili Mert Elam, sen iki tane Süper Lig maçı izlesen 4 saati geçiyor o zaman. Evet. Geçiyor zaten aynen. İki tane Süper Lig maçı 4 saati geçiyor. Ben o yüzden aslında şey daha çok hoşuma gidiyor. Bu maçın ertesi günü, yani müsaitsem tabii şimdi pazar akşamı olan maçı pazartesi sabah izleyemiyorum ama cumartesi ya da cuma kaçırdığım bir maçı ertesi sabah izlemek daha keyifli Bein Connect'ten. Çünkü durduğu anda yarım dakika ileri atabiliyorsun. Ben anlıyorum. Mesela bir korner oluyor. Hele sen ki de o takım öndeyse kornere çok hızlı gitmeyecek, o kadar kesin ki net yarım dakikayı yiyor. Hop tıklıyorum, yarım dakikayı hayatımdan kurtarmış oluyorum. Çok güzel bir yöntem. Valla çok güzel. Gerçekten çok net şekilde izliyorum karşılaşmaları. Tavsiye de ediyorum, imkanı olan varsa böyle yapabilir. Bu konuyla ilgili son istatistik de şu. Türk takımları Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 48 maçın 47'sinde koşu mesafesi olarak rakiplerinin gerisinde kalmış. Euro 2020'de yine oynadığımız 3 maçta da rakiplerimizin gerisinde kalmışız. Bu da artık tesadüf olamayacağının bir göstergesi. Yani çünkü 48'de 47. Artık bu neredeyse her maç olmuş. Acaba o tek maç hangisi? Onu da merak ettim. Bu da tamamen Sergen Yalçın da bunu söylemişti geçen TV 100'deki programında. Yani burada oyun çok durduğu için tempo çok yükselemiyor. Orada da faal oluyor ama oyun hemen başlıyor. Tempo Süper Lig'e göre daha fazla ve futbolcular alışık olmadığı için Avrupa'daki bu tempoya daha fazla zorluk yaşıyorlar. Yoksa koşu mesafesi olarak bizim ligin ortalaması da totale baktığında Avrupa ile boyu ölçüşer nitelikte. Başakşehir bilmem ne 117-118'ler koşuluyor. Ama işte temposuz 118 bizimki. Şimdi sonuçta aynı kilometreyi koşmak var. Birini 2 dakikada koşmak var. Birini 1,5 dakikada koşmak var. O tempo da burada işin içine girdiği zaman biz rakiplerimizin gerisinde kalıyoruz. İşte bunlar Türk futboluyla alakalı problemlerden. 45'te 2 oyuncu değişikliği Şampiyonlar Ligi'nde. Performansa bakılmaksızın. Ha, dengelemek için. Dengelemek için. 60'ta 3 oyuncu değişikliği daha. Sonrası Allah kerim. Sakatlık falan olursa yapacak bir şey yok. O riski alacaksın. 60'ta da 2 yap bari de bir tanesini sakla son bölümü. Eleştirmeyelim seni sonra bütün hakkını 60'ta kullandın diye. Ben yolu söyledim sana. Şimdi birkaç mesaj okuyayım öyle. Reklama gideyim. Mustafa Özaltın kalecilere 6 saniye kuralı da pek uygulanmıyor demiş yayınlar. Evet, bir Galatasaray en son uygulandığını gördük ligimizde. Ondan sonra evet 6 saniye çalınacak o kadar pozisyon var ki ligde her maçta. Dünyada da böyle büyük ihtimalle ama o kural nedense rafa kaldırıldı gibi. Yani hala var kural kitapçığında ama uygulandığını Avrupa'da görmüyoruz. Ya 6 saniye değil de işte böyle 8-10 saniyede genelde kaleciler elinden çıkartıyor. Herhalde Avrupa ortalaması da ona yakındır. O birkaç saniyelik gecikmeye çok bir şey demiyorlar. Çok abartı bir şey olması lazım o kuralın uygulanması için. Çok çok abartı bir şey olması lazım. İşte o da şu ana kadar pek görmedik. Abartı olsa da görmedik. Bir dinleyicimiz arkadaşlarla halı sahada oynadığımız zaman top daha fazla oyunda kalıyor
demiş. Halı sahalarda öyledir zaten. Halı sahalarda öyle çok kavga gürültü olmadığında sürekli bir oynama isteği. Var da yok. Var da evet, herhangi bir şey de yok. Bir saatin var, sınırlı zaten. Daha çok oynamak için can atarsın. O yüzden topun oyunda kalma süresi evet halı sahalarda büyük ihtimal daha yüksektir. Murat Karakaş da kulüp yöneticileri ve taraftar korkusundan en basit faulün ve taç atışının bile 4-5 açıdan tekrarı veriliyor demiş. Maç izlemek eziyet. Maç özeti izlemek de bir eziyet. Yani maçla birlikte maç özetinin 3'te 1'ini de bu tarz tartışmalı pozisyonlar, aslında tartışma olmayan, yani sarı kart pozisyon. Evet, sarı kart vermiş hakem. Niye onu bir daha koyuyorsun? Penaltı itirazı var ama penaltı olmadığı açık. Onlar da koyuluyor. Neden? Çünkü koymadığın anda sosyal medyada bir yangın kopuyor. İşte kulüpler bile, yani işte X takımın maçında tartışmalı pozisyonu ekrana getirmediniz, bizim maçta hemen tak yönetmen tartışmalı pozisyonu işte ekrana veriyor. 5 açıdan veriyor bizim maçta, onların maçında 2 açıdan verip üstünü kapatıyor. Böyle olunca maalesef yayıncı kuruluşta her şeyi özete koymaya çalışıyor. Maç esnasında yani pozisyon oluyor, biz tekrarını 4-5 açıdan izlemek zorunda kalıyoruz. Ya yani şöyle, bütün bu konuştuklarımızın en büyük zararı işte ligin albenisinin tamamen azaltılması. Ligin izlenme oranlarının ciddi şekilde düşmesi. Lige olan ilginin ciddi şekilde düşmesi. Şimdi fanatik kesim, bu eleştirdiğimiz sosyal medyada gürültüyü yapan, her şeyi kendi açısından değerlendiren, bütün dünyanın kendilerine karşı olduğunu düşünen fanatik kesim oyunda kalma süresi 23 dakika olsa da bu maçları izleyecek. Onlar açısından bir problem yok. Çünkü onlar zaten belli bir şablonla izliyorlar karşılaşmayı. Yani maçın başına oturduğu zaman eğer işler onun istediği gibi gitmezse, zaten bütün dünyanın karşı olduğu için onu söyleyecekleri, yazacakları, düşünecekleri aynı. Kazandığı zaman da zaten problem yok. Ama kazanırken rakip katledilse de problem yok onun için. Çünkü o oluyor o zaman. O oldu diyor. Çünkü bize de böyle yapmışlardı diyor. Yani onların bakışı hiç değişmiyor. Ama asıl tehlike burada. Futbolu seven, spor sever olarak nitelendirebileceğimiz, hadi bir takımın maçını izleyeyim diyen orta halli, ılıman, aklı başında futbol severler. Şimdi o futbol severlere bu ligi satamıyorsun, satamayacaksın. İleride de böyle insan bulamayacaksın. Çünkü bu ürünü verdiğin zaman, yani işte az önce sen dakika dakika, kart kart, faul faul örneklerini verdin. Şimdi o insanlar yani geçecek ekranın başına, bir karşılaşma 2 saati geçecek. Kavga, dövüş, gürültü, birbirini kandırma, emeğini çalma çalışmaları, yönetici açıklamaları derken, ya kötü bir filmi kaç kere izlettirebilirsin bir izleyiciye, ne kadar sevse de. Sen bir aktörü çok seviyorsun, favori aktörün ya da favori yönetmenin, ya üst üste 5 tane kötü film çekse 6.sında ya be demez misin? Bu da onun gibi oluyor. İnsanların yaşları da ilerledikçe futbol hayatlarındaki önem sırası olarak daha da azalıyor. Dolayısıyla bu insanlara satış yapmak, bu insanların ilgisini devam ettirebilmek bizim şartlarımızda çok zor. Zaten herkesin de gözlemlediği bir nokta, o liglerden kayıp işte futbol sevgisini Şampiyonlar Ligi'yle, Dünya Kupası'yla benim gibi, Premier Lig'le tatmin etmeye çalışan bir insan kitlesi var. Ama Süper Lig'e böyle göz ucuyla bakıyorlar. Ya bizim takım ne yapmış? Ya, tamam diyor, geçiyor. En büyük tehlike bu. Fanatikler için bir tehlike yok. Onları anlattım. Ama normal bir futbol sever için, normal bir spor sever için, yani lig satılamaz hale gelmek üzere diyeyim. Ben öyle düşünüyorum. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8.25 saatlerimiz, telefon hattını açıyoruz. 0212 363 04 34 telefon numaramız bu. Bu arada az önce Ali abi bahsetti yayınla ilgili problemin nereden kaynaklandığına dair. Sizlerden çok sayıda mesaj geliyor, biz de farkındayız.
Ama bir türlü de bu problem çözülemedi. Mesela tabii herkesin imkanı var mı bilemiyorum ama radyo yayınında problem var, internette sorun yok. İsteyen aplikasyon üzerinden de dinleyebilir demiş Batuhan. Onu da hani ek bir bilgi olarak paylaşalım. Tabii ki kolay bir şey değil dediğim ama belki imkanı olanlar vardır. İnternet üzerinden de dinleyebilirsiniz. Dinleyicimiz hazır mı Hakan? Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkürler, buyurun. İsmim Fatih. İstanbul'dan arıyorum. 35 yaşındayım, avukatım. Arkada radyonuz mu açık? Alo. Fatih Bey, duyabiliyor musunuz beni? Duyamadı gitti herhalde dinleyicimiz. Çok sağlıklı bir ses alamadık kendisinden. Hattımız açık. Dediğim gibi 0212 363 0434 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen bir başka dinleyicimize. Sadece bizim sesimiz de dinleyicinin sesi de kesik kesik geliyor. Değil mi? Onun da evet. Sesi kesin ne oldu onun sesine. Bakalım bu dinleyicimize inşallah iyi bir iletişim kurarız. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, İstanbul'dan Murat Bey. Merhaba. Ali Bey, Murat Bey. Hayırlı sabahlar. Sağ olun. Sede. Şöyle söyleyeyim. 2006 yılında askerden geldim ben. İlkbaharda. Sonbaharda da radyo sporu dinlemeye başladım. 2006 yılından beri işimi de radyomu da değiştirmedim. Ne güzel. Dinliyorum. Bu arada İster Ateşi Allah'tan rahmet diliyorum. Çok dinlerdim onu. Hı-hı. Çok özledim. Şunu diyeceğim. Az önce bahsedildi. Oyun çok duruyor. Gerçekten seyirci hepimizin elinizden alınıyor. Bu durum. Aklıma bir şey geldi de mantığı var mı yok mu bilmiyorum. Yani sizce futbolcuların diyelim ki bir takım 90 dakika boyunca 15 kişi kendini yere attığında bunun kaçı doğrudur? Kaçı birden kalkabilir istediğinde? 15 kişi. Ya yani 15 defa diyeyim daha doğrusu. Kişi demeyeyim de 15 defa sorduğunda bu 15 kişinin kaçı aslında o an kalkabilir, bilir, oyuna devam edebilir. 15 kişi derken neyi kastettiğini anlayamadım. Bakın şimdi diyelim çok fazla oluyordu yani bunların yarısından çoğu hani devam edebilir diyor. Kesin öyle. Peki şöyle bir şey olsa diyelim ki belli bir saniye geçtiğinde 3 saniye 5 saniye neyse oyundan alındığında 5 dakika boyunca bu futbolcu oynayamayacağını düşünse. Evet, bu da önerilerden biri aslında, yine Uğur Meleke paylaşmıştı. Şey. Hani sakatlık olduğunda ne olursa olsun 2 dakika mesela oyuna giremeyecek ya da oyun ilk vurduğunda girecek gibi. Bence 5 dakika olmaz. Son oyun 5 dakika kala, bitmesine 5 dakika kala bence hiç kimse onu alamaz. O oyun devam eder diye düşünüyorum. Hı hı. Yani böyle bir şey geldi aklıma. Peki. Şeyi de göremedim. Duyamadım Barış Bey'i de. Evet, bu ara Barış abi programda yok. Yoğun bir dönemden geçiyor. Ona da hani selamınızı iletiriz eğer göndereceksiniz. İyi günler diliyorum. Sağ olun, görüşmek üzere. Evet, Barış abi bu ara biraz olmayacak. Yoğun bir dönemden geçiyor. Kendisi de bahsetmişti program içinde. Onu hatırlatmış olayım. Şimdi reklama gitmeden de aslında bir haber var. Önemli de bir haber. Fakat tabii maçlardan çok fazla bu konuyu eylemedik. Aslında bugün de Şansal Büyükan'ın yazısını okurken benim de aklıma geldi. Benim de notlarım arasında yoktu. Fenerbahçe'nin bu akademi projesi. Hafta sonu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Divan Kurulu'nda bu konuyla ilgili camiasına aslında müjdeyi verdi. Bu akademi konusu, altyapı konusu, akademi dediğimiz tabii altyapı. Tesisler olsun, oradaki eğitim, sahalar, saha sayılarının yetersizliği hep konuştuğumuz ve yurt dışından birçok takımı da örnek veriyoruz. İşte Ajax bunun tabii en çarpıcı örneği. Beşiktaş Ajax deplasmana gittiğinde hayran kalmış. Onlar da bir aslında proje yapmaya niyetlenmişti ama şu anlık o projeyle ilgili bir gelişme yok bildiğim kadarıyla. Ama Fenerbahçe Maltepe'de o aldığı araziyi proje için uygun hale getirmiş. Kasım ayı itibariyle projenin başlaması bekleniyor. Ali Koç da bu divan kurulunda bununla ilgili detaylar veriyor. Bunları şimdi size söyleyeceğim. Akademide resmi maçların oynanabileceği 5000 kişilik bir stadyum dahil olmak üzere toplam 7 adet futbol sahası yer alacak.
Aynı zamanda iki de yarım sahaya daha ihtiyaçları olduğunu söylüyor Ali Koç. Ek arazi içinde devlete başvuracaklarını söylüyor. Belki bir 50 dönüm daha arazimiz olsa çok daha geniş kapsamlı bir proje yapabileceklerinden bahsetmiş. Bu akademinin maliyeti 45 milyon euro diyor ve şu anda aşağı yukarı 17 milyon euro kaynağımız var. Yani 28 milyon euro daha ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Biz bu hayali gerçekleştirebilirsek Türk futbolu çok başka bir yere gelebilir demiş. İşte Aziz Yıldırım'ın zamanında Fenerbahçe'ye stat yapması ve sonrasında işte Türk futbolunda sürekli statların, modern statların yapılmasına vurgu yapmış. Yani Fenerbahçe'nin bu konuda öncülük ettiğini, bu akademi projesi de hayata geçebilirse diğer kulüplerin de arkalarından geleceğini ve tabii ki burada kazananın da aslında Türk futbolu olacağını söylüyor bir anlamda. Buradaki tesis, Maltepe'deki, Samandıra'daki tesisleri araçla 3 dakikada mesafedeymiş. 30 yıllığına Fenerbahçe'ye tahsis ediliyor. Ve Cambartu tesislerinin arazisinin de 2 katı büyüklüğünde. Projenin mimarı Beşiktaş'ın Vodafone Park, yani stadını yapan mimar üstlenecekmiş bu akademinin de mimarlığını. Burada A takım ve altyapı için ayrı ayrı birimler tahsis edilecek denmiş. İdari bina, FBTB, Fenerbahçe mağazası, 60 altyapı oyuncusuna hizmet verebilecek kadar yatak odası. Bu proje tamamlandığında, eğer istenen gibi tamamlanabilirse de, Avrupa'nın önde gelecek olan tesislerinden biri olacağı söyleniyor bu Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin. Detayları Ajans Spor'dan aslında okuyabilirsiniz. A takım için işte ne kadarlık bölüm ayrıldı, kaç metrekare, birçok detay o sunumda gösterdiği Ali Koç'un, hepsini arkadaşlarımız haberleştirmiş. Ayrı bir haber yapmış. Çok da güzel olmuş. Çünkü Divan Kurulu'ndaki açıklamalar çok geniş çaplıydı Ali Koç'un. Bu konu biraz tabiri caizse arada kaynadı. Normal bu tarz şeyler, aslında konuşmayı seviyoruz. Burada bir öz eleştiri de var. Bu arada kendimi de bunun işin içine katıyorum. Ama iş projeye geldiğinde bunu çok fazla ön plana çıkarmadık şu ana kadar. Fenerbahçe'yi de bu projeden dolayı açıkçası tebrik ediyorum. Şu anda bu konuda diğer rakiplerinin önünde gözüküyor. Tabii ki Galatasaray'ın da bir projesi var şu anda. Tesisleri onlar da değiştirerek Kemerburgaz'a geçecek. Fenerbahçe'de böyle bir yola girmiş. Ne dersin Ali abi? İyi bir adım olarak herhalde değerlendirirsin sen de Fenerbahçe'nin bu adımı. Tabii, mükemmel bir adım. Zaten yatırımın büyüklüğü projenin büyüklüğünü de direkt olarak anlatıyor. Fakat işte benim hep korkum bunların kişilere bağımlı kalması. Yarın öbür gün Ali Koç Fenerbahçe Başkanlığı'nı bıraksa bu yatırım ortasındayken devam ettirilir mi? Ya da bittikten sonra ne tarz, ne kadar üstünü düşünür? Bunlar beni düşündüren konular. Yoksa bunlar çok önemli. Her kulübün yapması gereken yatırımlar artık günümüzde. Herkes aslında, ben şunu savunuyorum, altyapılarla alakalı olarak doğruları biliyor. Yani altyapılarla ilgili burada zaten ben o işi hani biraz biliyorsun, espri konusu haline getirdim. Altyapıya önem verelim, gençler oynasın konusu benim çıktığım programlarda biraz espri olarak konuşulmaya başlandı. Çünkü ben çok sıkıldığım gibi bundan çok sıkılan insan olduğunu da bildiğimden dolayı hani artık altyapıyla ilgili ne diyeceksinize getirdim sözü. Herkes biliyor ne yapılması gerektiğini de yapan yok. Ya da imiş gibi yapan var. Hani işte altyapıya önem vereceğiz, şöyle yapacağız diyenler var ama eylem, pratik pek görmüyorduk. Benim korkum sadece o. Yoksa altyapıyla ilgili, yani ciddi söylüyorum sana, sen bir hafta çalışsan şu bildiklerin üzerine zaten ne yapman gerektiğin kafanda şekillenir. Ondan sonra da sıra iş iradeye ve yapmaya kalır. Bu çok önemli bir proje, çok büyük bir proje. Bunun hayata geçmesi, devam etmesi ve başarılı olması diğer kulüplere de örnek olur. Çünkü bizim kulüplerimiz çok büyük kulüpler ama aynı zamanda artık döviz kurunun da bu kadar artmasıyla beraber oyuncu satışı onlar açısından eskisinden olduğundan daha değerli bir hale geldi. Bir de Avrupa kupalarından biraz, hani Şampiyonlar Ligi gelirinden de, o garanti gelirden de uzaklaştık haliyle. Yani sen 10 milyon euroluk bir satış yaptığın zaman şu an yaklaşık 200 milyon liralık gelir elde ediyorsun tek oyuncu satışından. Bu da senin şu anki gelirleriyle büyüklerin %20'lik gelirine tekabül ediyor. Oraya yatırım yapmayacaksın, nereye yapacaksın? Farz et bir değil iki tane oyuncu sattın. Hı hı.
Hadi iki sezonda üç tane oyuncu sattın. Her sezonda iki tane oyuncu sat demiyorum sana. Öyle bir zorlamam da yok ama bunun kulübe getireceği katkının şu anki rakamlarla şeyi ortada. Yani büyüklüğü ortada. Dolayısıyla şimdi Fenerbahçe oraya totalde 45 milyon euro yatırım yapacak ama orası çalışmaya başladıktan sonra belki çok kısa sürede onun geri dönüşünü Fenerbahçe alacak. Bir de işte o yeteneği de yakalamanla alakalı. Bazen şansın oluyor. 3-4 tane yeteneği üst üste devam eden sezonlarda satıyorsun. Çok kısa sürede o zaman yatırımın da geri dönebilir. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8.45 saatlerimiz dinleyicimize devam edeceğiz. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben nacizane bir önerim olacak bu hakemler konusunda. Önce sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Gökhan, İstanbul'dan arıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Şimdi şöyle, ben diyorum ki acaba bu hakemler konusunda... Bu kadar kötü hakemlerimiz varken şöyle bir sistem olamaz mı diyorum. Hani böyle bir puanlama sistemi olsa, hani ligdeki takımlar gibi. Hani Süper Lig'deki hakemlerde bir puanlama sistemi olsun. Atıyorum bu sezon sonuna doğru oradan da hakem düşme olsun. Bu alt liglerde gitsin mesela. Oradaki hakemler de orada da puanlama sistemi olsun. Onda da işte iyi olan hakemler bir üstü geçti, Süper Lig maçlarını yönetebilsin. Yani neden belki bir daha adaletli bir yönetim anlayışı olur diye düşünüyorum ya. Böyle bir önerim vardı. Yani tam puan sistemi yok ama zaten klasman düşürme aslında sizin paylaştığınız, bahsettiğiniz o. Bu yapılıyor. Hatta Dünya Kupası arasında da mesela iki hakemin klasman düşürüleceği söyleniyor ve alttan da yine birkaç hakemin üst tarafa, Süper Lig maçlarına geleceği yine paylaşıldı. Tabii böyle bir puan durumu yok futbol takımlarındaki gibi ama bu aslında yine de sizin istediğiniz ölçüde olmasa da uygulanıyor MHK tarafından. Ama Hüseyin Göçek gibi bir hakemin hala hakemlik yapması, hani bu sistemin doğru işlemediğini anlamına gerekiyor. Ki Hüseyin Göçek sadece Fenerbahçe'nin azandı değil. Bu baktığınız zaman birçok takımın 1000 tane hatası vardır yani Hüseyin Göçek'in. Bütün takımlara karşı vardır. Böyle bir böyle hataya meyilli bir potansiyeli bir hakemin hala hakemlik yapması, üst klasmanda yapması, büyük takımların maçlarına çıkması, yani bu sistemin doğru işlemediği anlamına geliyor. Hani gönül ahbap ilişkisiyle yürüyor bence bu işler. Anladım. Evet, teşekkür ediyoruz öneriniz için. Gerçi dün Ali abi de dinleyicimizin pek hoşuna gitmeyecek bir bilgiyi paylaştı. Murat Fevzi Taner'le Hürriyet Gazetesi'nde de hakemle ilgili yazılar yazıyor. Fırat Aydınus'la birlikte de salı günleri herhalde, ya da hangi gün şu an tam emin olmamakla birlikte, geniş çaplı değerlendirmeler yapıyorlar. Hüseyin Göçey'in de bu sezonun Süper Lig'deki en formda hakemlerden biri olduğunu söyledi. Ben de öyle çok maçını izlemedim Hüseyin Göçek'in ama genel kanı Hüseyin Göçek'le ilgili bu sezon iyi oldu yönünde. Ben de maçta tabii ki hatalı kararları var. Sarı kartları çok biraz cimri kullandı. Çok göstermesine rağmen sarı kart rekoruna gidebilecek bir karşılaşmaydı. Ama ben de genel olarak beğendiğimi söylemem lazım. Bir de dün bir haber dikkatimi çekti. Bu yabancı hakem konusu bizde çok konuşuluyor. Yunanistan bir süreden beri büyük maçlarda, derbilerde, yani Panathinaikos, Olympiakos mesela maçlarında yabancı hakem getiriyormuş. Bu geçenlerde de işte hangi günse o karşılaşma, bir Danimarkalı hakem karşılaşmayı yönetmiş. Gördün mü onunla ilgili haberi? Olympiakos cephesi ayağa kalkmış. Aynen, çünkü maçın takımı, son bölümünde takımı bir... Takımı ligden çekeriz demişler. Olympiakos cephesi demiş değil mi? Panathinaikos'un lehine çünkü bir penaltı kararı var. Pozisyonu izledim. Pozisyon tabii ki yani faulle bence uzaktan yakından alakası olmayan bir pozisyon. 90 artılarda önce galiba faul verip sonra penaltıya çeviriyor. VAR'da da gidip izleyip kararında duruyor. Hiç değiştirmiyor kararını ve bu Olympiakos cephesini dediğin gibi bayağı sinirlendirmiş. Bize bir örnek olması açısından önemli mi sence bu? Önemli. Yani orada bilen de ne oldu şimdi? Danimarka kaç kez yönetmiştir Yunanistan'da maç? Herhalde yönetmemiştir. Ya da bir yönetsin, iki yönetsin. Ama orada bile böyle bir tartışma, hani ligden çekeceğiz. Ben o kısmı bilmiyordum mesela. Benim okuduğum kaynaklar. Yönetim kurulu toplamışlar. Onların bir tane
başkanı var ya, Asabi. Balinakis miydi? Öyle bir şey. Zannedersem ismini hatırlayamıyorum. O yönetim kurulunu topluyormuş. Da ligden çekilme. Tabii geç o hikayeyi de. Şimdi bir kere yabancı hakem konusu mesela dün Acun Ilıcalı'nın da gördüm. Söyledikleri arasında vardı. O da bu maçı zaten örnek göstermiş. Maça gitmiş. Panathinaikos Olympiakos maçını statta izlemiş. Orada bir bakmış orta sahada bir Danimarkalı hakem dolaşıyor. Kesinlikle Süper Lig'e de önerdiğini söylüyor. Evet. Yalnız mesela ben bir Danimarkalı hakemi önermiyorum. Ne öneriyorsun? Süper Lig'e. Şimdi Süper Lig atmosferleri itibariyle, oyuncu davranışları itibariyle maç yönetilmesi kolay bir lig değil. Şimdi program içerisinde dile getirdik. Oyuncu itirazları yüzünden topun oyunda kalma süresinin çok düştüğü. Aslında Avrupa'nın 5 büyük ligiyle faul süresi kıyaslandığı zaman fauller arasında çok büyük fark olmasa da topun oyunda kalma süresinin ciddi şekilde farklılaştığı. Premier Lig'e göre itirazdan görülen sarı kartlar arasında da 3 katılık çok büyük bir uçurumun olduğu bir lig. Şimdi buraya Danimarka gibi hani mütevazi takımların oluşturduğu atmosferin çok yüksek olmadığı, hani orada tabii ki bazı karşılaşmalar var ama genelinden bahsediyorum. Öyle bir ligde maç yöneten hakemi getirdiğin noktada zorlanırsın. Hakem de zorlanır. Sen de zorlanırsın. Bu arada bu hakem Trabzonspor Monaco maçını yönetmiş 4-0'lık. Buradaki hakem. Evet, buradaki. Yani iyi hakemdir bak. Şey demiyorum ben. İyi hakemdir ama yani normalde bize hani hiç tartışılma olmaması için, yani yabancı hakem getirdiğin zaman hedefin ne? Hiç tartışma yaşamamak değil mi hakemle alakalı olarak? Yani herkesin hakemi kabul edip maçtan sonra hakemle ilgili bir şey söyletmemek. Ama temel motivasyonu bu değil mi? Anladım ama niye mesela, yani niye olduğunu açıkladın gerçi de. Bak lafı da şuraya getireceğim. Tamam, ondan şimdi sonra. Jesus nasıl şu an Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan teknik direktör ve tartışılmıyor? Çünkü Fenerbahçe denedi. Artık belli bir profil oluştu. O profille doğru isme gitti ve şu an beklentiyi karşılıyor ya. Sen de Süper Lig'e atama yaparken, eğer yabancı hakem atayacaksan, öyle hani Danimarka, işte Romanya, Bulgaristan, o şu bu değil. Yani çok üst düzey bir UEFA hakemi, hatta elit hakem diyeyim sana kestirmeden, elit hakem getirip ona teslim etmen lazım. Eğer yapabiliyorsan. Onun dışındakileri, formüllere ben kapalıyım. Ben bunu ilk defa duyuyorum senden. Niye kapalısın yani bu kadar? Buradaki amaç şu değil miydi? Sonuçta bir kafasında arka planda herhangi bir şey olmaması hakemi. Evet. Çünkü bir geçmişi yok bu yabancı hakemlerin. İster Danimarkalı olsun, ister Bulgar, ister Michael Oliver. O yüzden Danimarkalı biri geldiğinde de sonuçta bir geçmişi olmadığı için buradaki takımlarla problem olmayacak diye düşünüyordum. Ben bu detayı yabancı hakeme de bir kriter getirdiğini ilk defa duyuyorum. Getirdim. Bugün şu an bugün şoklar içerisindeyim. Sana bir kriter getirdim. Yani kesmeyecek seni Danimarkalı birini getirdiğinde. Beni değil, beni keser. Beni neredeyse Türk hakemleri kesiyor artık. Bıraktığım için mücadele etmeyi. Şimdi bugün Danimarkalı getirsek itiraz mı edecekler? Kim bu? FIFA'sı var adamın. Yani hakem Trabzon Monaco maçı. Ederler etmiş diyorum sevgili Mert Elham, ederler. Edemezler işte, ederler diyorum ben. Etmemeliler. Çünkü yani buradaki ana şey... Ki, bu adamı nereden buldunuz derler. Bu adam... Şimdi şöyle söylüyorum sana. Mesela Panathinaikos Olympiakos maçında hata yapılmış ya. O hatayı Oliver yaptı diyelim. Ha bak, Oliver yaptı zaman bir şey söylenmez işte. Tam olarak anlatmak istediğim nokta o. Oliver yaptığı zaman derler ki ya tamam hata yaptı derler. Buna ama da diyecekler, kusura bakmasınlar. Öteki yaptığı zaman da şunu derler. Bak inan bana bu konuda. Gittiniz saçma sapan, yeteneksiz, adı sana duyulmamış, tecrübesiz, böyle maç yönetmemiş hakemi getirdiniz. Mahvettiniz, elinize yüzünüze bulaştırdınız derler. Oraya gider söz. O yüzden Jesus örneği verdim. Hani Jesus nasıl beklentileri tam olarak karşıladı? Çünkü büyük bir isim, marka bir isim. Oyuncuların, kamuoyunun Jesus'a bakışı o şekilde. Hakem konusunda da çok farklı olacağını düşünmüyorum Türkiye'de işlerin. Öteki konusunda benim bir problemim yok. Hani getir. Bir problemim yok ama düşüncem işin oraya evrileceği yönünde. Çünkü Yunanistan'dan orada çok ayrıldığımızı, ayrılabileceğimizi bu futbol ekibini düşününce pek zannetmiyorum. Tabii canım. Ama getirdin elit bir hakem. O da çok zor, farkındayım.
O zaman diyorsun ki getirmeyin. Öyle yapacaksanız getirmeyin. Çünkü sonucu belli diyorum 3 aşağı 5 yukarı olası bir hatada. Çok fazla bir şeyi değiştiremezsiniz diyorum. Çünkü biliyorum futbol iklimini, bakış açılarını, 3 aşağı 5 yukarı neler söylenebileceğini. Kalıplar hazır olduğu için 3 aşağı 5 yukarı onlar konuşulur kanaatinde. Bu benim düşüncem. Ama sen insanların düşüncesi üzerinden düşünce geliştiriyorsun. Evet, ama zaten senin düşüncene göre Danimarkalı gelmesinde problem yok. Yok ama orada tamam. Boğulmuyor muyuz? Zaten boğulduğumuz noktada bu tarz düşünceler değil mi Türk futbolunda? Tamam ama sen... Onların içinden çıkamıyor muyuz? Yine de tamam ben yanlış anladım o zaman seni. Kendi düşüncen gibi düşünmüştüm ama sen insanlar ne düşünür diye bak, düşünüyorsun. Getirirlerse benim problemi olmaz. Getirsinler ama yani. Ama ben olsam ben de getirmem bak. Net söyleyeyim sana. Hani benim düşüncem olarak da söyleyebilirsin bunu. Onda ha. Bir şey yok, gariplik yok. O zaman yok. Hayal kırıklığına uğradım. Seni bir kere daha hayal kırıklığına uğratayım. Yani ümitlenmiştim. Hani, onun düşüncesi değil diye. Hani, ben bir problem yaşamam. Tamam getirirler. Çünkü ben biliyorum. Hani hakem hakikaten kafasının arkasında bir şeyle gelmeyecek. Hı-hı. Maçı yönetecek. Hata yapacak. Benim için bir problem olmayacak. Hani ama futbol ikliminde bu yaşadıklarımız içerisinde, gördüklerimiz içerisinde tecrübelerimizi de işin içine katarak yani ortalama bir yabancı hakem getirip öyle bir hata olduğu anda 3 aşağı 5 yukarı neler söylenebileceğini tahmin edebiliyorum. Herkes tahmin edebilir. Çok özel bir şey söylemiyorum burada. Acaba Yunanistan mesela hangi hakemleri getirdi bugüne kadar? Sonuçta bu hakem ilk hakem değil. Danimarkalı getirmişler. Onlar da aslında senin düşüncenin ya da bu kafa yapısının farkındalardır. Yani Yunanistan'daki taraftar profiliyle Türkiye'deki farkı değil. Onlar da büyük ihtimal benzer şeyi senin az önce söylediklerini söylediler. Bula bula budun buldunuz. Ama bunlar da farkında olup o hakemleri ikna edememişlerdir tabii. Muhakkak. Yani çünkü tabii, tabii. Michael Oliver'ı o seviyedeki yani, isimleri zor tarafı o. Hani getirmek. Şu örneklemeyi de yapıyorum ben. UEFA her maç haftasında bazı karşılaşmaları riskli bulup o karşılaşmaya hiç risk almadan en sağlam hakemini gönderiyor ya. Hı hı. Bizim o tarz bir şeyimiz olması lazım eğer yabancı hakeme gideceksek. O hakem... Yani ya en iyilerinden birine git hı hı. Ya da gitme daha iyi olabilir Türk futbolu için. Bir de o hakemin gelmesi için de bir sebep olması lazım. Sebep de maddiyat tabii ki değil mi? Hiç adam niye kariyerini riske atsın böyle bir karşılaşma yöneterek? Bir motivasyon olur mu? Şimdi düşünüyorum çünkü adam Bundesliga'da maç yönetiyor. Ne güzel orada çok fazla itiraz yok. Oyun akıyor genel olarak. Niye buraya gelip tartışmalı odanda olsun ki? Danimarkalı hakem. Kariyeri çalkantıya girebilir mi bu karşılaşmadan sonra? İşte Olympiakos olağanüstü toplanmış. Hani o da riskli çünkü. O yüzden de onu getirmek için de ekstra daha fazla para vermen lazım. Yoksa tabii, adam orada tabii, aynısını tabii, alıyor zaten. Tabii. Buraya niye gelsin? Zaten ben de mesela şimdi düşünüyorum ben Michael Oliver'ım. Sen geldin benim kapımı çaldın. Teşekkür ederim ilginize eder. Gitmem. Hani çok büyük bir şeyin olması lazım. Bak, hani ben şöyle. Derbi yöneteyim bir tane. Türk derbisi çok meşhurmuş. Evet, o ateşi ortamı göreyim. Ama öyle bir durum da yok. Herhalde yoktur. Yani derbi bizim abarttığımız kadar bir şey ilgi çekmiyor dünyada. Bunu kabul etmek gerekiyor. Büyük derbi, çok büyük derbi kabul. Ama albenisi öyle çok yüksek seviyede değil. Yani bir hakemin gelip de o ortamı göreyim diyebileceği seviyede değil. Öyle gözüküyor. Dolayısıyla senin söylediğin faktörlerle beraber hani benim bu anlattıklarımla o tarz bir hakemi ikna etmek, getirmek bir de sadece şey değil ki. Şöyle düşün. Hani sen o hakeme gittin. O hakemin bir de kendi ligindeki karşılaşmalar var. Bağlı olduğu federasyon var. O federasyonun belki aynı haftada, aynı gün ya da ondan bir gün önce, bir gün sonra o hakeme ihtiyacı var. Aynen. Bir de takvimi de denk getirmen lazım. Bir de İngiltere'de hakem sayısı az mıydı? Az, hani 12. Çok fazla dinlenmiyorlardı. O yüzden mesela İngiltere'den hakem getirmek imkansıza yakın. Senin Michael Oliver hayalin var ama... Bir var bir hayalimiz var. Var bir hayalim. Benim Messi'yi getirme, senin de Oliver'ı getirme gibi bir hayalim var. İşte o liglerden de gelmeyecekse o zaman, yani Bundesliga'dan da şimdi bir bilgi geldi. Hakem gelmesi pek kolay değil. Premier Lig zaten öyle. O zaman çok fazla da şeyin kalmıyor üst düzey hakem. Sen katılıyor musun benim söylediğim? Yani getir o hakemi. Tamam olacağını farkındayım. Çok bir farkımız olmaz. Tamam anladım. Biz çözmek için getiriyoruz. Ya da çözmeye çalıştığımız için, bu tartışmaların önüne geçmeye çalıştığın için o hamleyi yapıyorsun. Şimdi o hamle eğer karşılıksız kalacaksa hiç yapma daha iyi. İşte orada da sen en iyisini istiyorsun. En tartışmasız, Jesus'ta olduğu gibi evet. Farkındayım. Ama diğeri de en azından bilinmedik bir yabancı hakem getirmek de o zaman kötünün iyisi. Yani yine mevcut düzendeki bir Hüseyin Göçe'ye göre
Hüseyin Göç'ün kötü hakem olduğu için değil, tartışmalı hakem olarak addedildiği için söylüyorum. O yine 1-0 önde başlıyor yine Danimarkalı hakem. %100. Yani bu diğeri 2-0, 3-0 belki. Hayır, bak zaten maçta hata yapsa da Michael Irvin yaptığı hatadan farklı olmayacak. Hakemlik yeteneğinden bağımsız söylüyorum. Michael Irvin de büyük bir hata yapabilir. En iyi hakemlerden biri olmasına rağmen. Sonuçta bu işte hakem şansı. Hep güzel bir örnek var önümüzde. Daha geçen hafta oldu Mamadou Diouf'un pozisyonu. Evet. Çözebilirsen aynen, hakem olarak. Kolay bir pozisyon değil. Bu her hakemin başına gelebilir. Ama gelmeye de bilir. Farz et ki geldi. Michael Oliver da büyük bir hata yaptı. Danimarkalı hakem de büyük bir hata yaptı. Ben ikisi arasında Türk kamuoyunda olabilecekleri söylüyorum. Yani Michael Oliver'a bakış Cesso bakış gibi olur. Öteki hakeme bakış da Valerian İsmail'e bakış gibi olur. %100. Ona katılayım, ihtiyacım yok. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...9.07 saatlerimiz... ...şimdi bambaşka bir konuya... ...geçiş yapacağız... ...yabancı hakemden bahsettik dün... ...Onur Özgen benim takip etmekten... ...keyif aldığım bir isim... ...dün o da köşe yazısı yazmış... ...Fenerbahçe Sivasspor maçıyla ilgili... ...orada bir enstantane verdiği bir bilgi... ...çok hoşuma gitti... ...onu da sizlerle paylaşmak istedim... ...o da şu Ali abi... ...galipken topa sahip olma oranıyla... mağlupken topa sahip olma arasındaki farkla alakalı bir istatistik. Çünkü nedir? Hani galipken topu rakibe bırakabilirsin bir sıra geçtiğinde. Mağlupken illaki bir baskı kuruyorsun. Bunun arasında en az fark olan takım açık ara büyük takım, yani şampiyonluk yaşamış takımlar arasında 5 takım için Süper Lig'deki Fenerbahçe'ymiş. Fenerbahçe'de bu fark 0.2 iken Galatasaray'da 18.2 fark var. Galip olduğu andaki oyunla mağlup durumdaki oyun arasında. Beşiktaş 14.3, Trabzon 13.9, Başakşehir 14.1. Yani hepsi en az 13.9. Fenerbahçe'ninki 0.2 sadece. Yani buradan kaç kat olduğunu bile hesaplayamadım. İşte kat olarak hesaplayamaz. Yani çok fark var arada kat olarak bakarsan. Buradan da ne çıkıyor? Fenerbahçe işte son maçta aslında bunun en güzel örneklerinden biri. Belki topa evet Sivas son bölümde daha fazla sahip oldu ama Fenerbahçe oyun anlayışı olarak yine önde baskıyı tercih etti. Yani önde olması, 10 kişi kalması, mağlubiyet, beraberlik, şartlar ne olursa olsun rakip kim olduğu, deplasman iç saha tahminen o da çok fark etmiyor. Fenerbahçe Jesus'la birlikte aynı oyunu oynamaya gayret ediyor. Bu da gayet güzel bir şey ve bunun istatistiğe böyle dökülmüş olması da o bilginin de maç stadı paylaşmış sosyal medya hesabından. Oradan görmüş, yazısına eklemiş. Benim de hoşuma gitti. Bu kadar hani diğer şampiyonluk yolundaki rakipleriyle böyle bir fark oluşması ki Fenerbahçe bu sezon en çok galip olan galip dakika önde oynayan. Önde oynayan daha doğru bir ifadeyle takım böyle bir fark başarmış. Bence gayet kıymetli bir istatistik. Yani Jesus'un Fenerbahçe'sini anlatan birçok tabii ki istatistik var. Bence bu en önemlilerinden biri. Benim acayip hoşuma gitti. Güzelmiş. Sen zaten söylenebilecekleri söyledin. Hani oyun anlayışının hiçbir şartta değişmediğini net şekilde gösteriyor. Ben de belki şunu ekleyebilirim. İşte Jesus'un Fenerbahçe'sinin taraftarlar tarafından neden bu kadar fazla kabul ettiğini de yine ispatlayan bir istatistik oluyor. Yani bu takımı niye bağrına basıyor taraftar? Bir sebebi var. Çünkü yıllarca biz anlattık. Yani bu ülkede dört büyük kulübün oynaması gereken belli bir oyun var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yani bazı oyunları bu takımlara dayatamıyorsunuz. Modern futbol deseniz de, o deseniz de, bu deseniz de bünye kabul etmiyor. Öyle söyleyeyim. Bünye kabul etmiyor. Bünye kabul etmediği zaman da yani siz oyun anlayışınızı karşı tarafa, futbol kamuoyuna değil bak, kendi taraftarına, kendi camiana geçiremediğin zaman çok zor bir göreve soyunmuş oluyorsun. Kabul etmiyor, olmuyor. Yani Aykut Kocaman da mesela bunun zorluğunu yaşadı. Şampiyonluk yaşamasına rağmen yaşadı. Kabul etmedi bünye. Bünye kabul etmedi, etmedi. Ondan sonra bir yerde de yollar ayrılmak zorunda kaldı. Bence yerli teknik adamlar için bundan sonraki süreçte iyi bir örnek.
nasıl oynanması gerektiğine dair. Hani sen sonuçta kendi liginde bazı teknik adamları büyük takımlara aday olarak çıkaracaksın, bu kaçınılmaz. İsimleri gündeme gelecek. Gelmesi de gerekir. Sürekli dışarıdan hoca getiremezsin. Bu ligde iyi iş yapan teknik adamlar işte bir takımı bir sezon iyi bir noktaya getiren, iyi futbol oynatan, belki kupa kazandıran, belki birkaç farklı takımda zaman zaman iyi işler yapan teknik adamlar yine büyük takım alternatifleri olarak gündeme gelecekler. Ama orada yaptıkları büyük takım için yeterli olmayabilir. Bunu da anlamaları gerekir diye düşünüyorum. Yani teknik adam o anlayışı, o mantaliteyi, o büyüklüğü, büyüklük derken abarttığımı düşünmeyin. Bu ülke sınırları içerisinde konuşuyoruz. Bu ülke sınırları içerisinde de dört büyük kulüp farklı şeyler istiyor. O yüzden de o mental değişimi de teknik adamların, lig içinden çıkan teknik adamların, oyun anlayışı büyük takıma uygun olabilir ama farklı metotlarla başarı sağlayan teknik adam o metotta ısrar ederse büyük takım onu geri atıyor, olmuyor, uymuyor. İşte Cessun bu istatistiği de bence hani ileride büyük takım hayali kuran teknik adamlar için bir şey, aynı şartta futbol istiyor camialar. Peki taraftar tam olarak neyden keyif alıyor sence? Mesela Aykut Kocaman Fenerbahçe'si topa çok az sahip olan bir Fenerbahçe miydi? Sanki çok değildi ama temposu düşüktü. Sanki bir numara tempo, önde baskı. Yani büyük takım yani, olmanın... Hücuma niyet bence. Şimdi yani, mesela Fenerbahçe'nin hücuma niyeti olmadığını söyleyebilir misin? Zaten attığı gol sayısından belli. Yani Fenerbahçe topla belki çok fazla aşınlaşır gözükmüyor ama topu hemen kapayım ve hemen gideyim. İşte orada ben düşüncesi o. Yani baskı pres, yüksek tamam. Pres. O bak o hani hücumu tetikleyen işin nedeni. Sonuç ne? Hücuma gitmek değil mi? Sürekli hücuma gitmek. Hı-hı. Topa sahip olarak da sürekli hücuma gidebilirsin. Seni engelleyen bir durum var mı? Kolay bir şey değil rakip. Hızlı pas yaparsın, tempolu pas yaparsın. Organizasyon iyidir gidersin. İşte Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı. Bundan önceki dönemde. Hı hı. Topa sahip miydi? Sahipti. Temposu iyi miydi? İyiydi. İleri mi oynuyordu? İleri oynuyordu. Neden? İşte beğenildi. Belli bir sebebi var. Neden o şampiyonluklar geldi? Belli bir sebebi var. Fatih Terim'in Galatasaray'ı. Ya da Galatasaray'ları zaman zaman. Dolayısıyla hani Fenerbahçe şimdi normalde bizim alışık olduğumuzdan daha farklı bir oyun oynuyor. Ama o nedeni, sonuç hep ileri gitmek. Sonuç ileri gitmek. Sonuç sen ne diyorsun mesela Fenerbahçe Sivas Spor maçını yorumlarken? Artık da son bölüme gelmiş. Fenerbahçe hala kaleciye kadar basıyor diyorsun. Evet. Niye basıyor? Amacı ne? Amacı orada bir şey kapıp skor üretmek. Zaten attığı gol sayısı bunu göstermiyor mu? O yüzden de insanlar şeye çok takılmadı. Ya bu takımda topa az sahip oluyor ya. Az sahip olmasının bir önemi yok. Niyeti ne? Niyeti gol atmak. Hemen gol atmak. Olabildiği kadar çok atmak. 70. dakikada da atmak, 85. dakikada da atmak, 2. dakikada da atmak. O hemen aldı bak bünyeyi, hemen kabul etti. Tamam dediler, bu olur, bu anlayış bizim için iyi. Bir de bunu neyle destekledi? İşte az önce senin söylediklerinle. Rakip, dakika, o şu bu değil. Hep aynısını yapmaya çalışıyor Fenerbahçe. Bu çok takdire değer bir şey. Ama diğer tarafta, yani Kut Kocaman'ın Fenerbahçe'si orta sahayı geçene kadar biz yaşlanıyorduk. O da olmadı. Kabul etmedi. Kabul etmedi. Şimdi de Abdullah Avcı Trabzonspor'da aslında benzer bir o problemi yaşıyor. Yani temposu çok düşük, evet. Ve hücum olarak da orada çok fazla kalabalıklaşamıyor Trabzonspor. İşte son maç biraz şartlar tabii elverişsizdi. 4 stoper orijinde oyuncu da çıkmak zorunda kaldı. Haliyle sonuçta gelmezse Trabzonspor'da Abdullah Avcı da boyun anlayışı da çok fazla eleştirilecektir. Hatta mesela Okan Buruk'u da ekleyeyim ben. Şu an mevcutlardan konuşuyorsak Okan Buruk'un elindeki kadroya rağmen aldığı eleştiri bence belli bir seviyede kaldı. O da bence niyeti. Yani Okan Buruk'un niyeti de Galatasaray'ın standartına uygun bir niyet. Ama yapamıyor ayrı. Hı-hı. İstediği seviyede yapamıyor ayrı o konu. Ama niyeti ne? Niyeti o. O yüzden de bence belli bir seviyede kaldı Okan Buruk'a yapılan eleştiri. Yani Okan Buruk bir de hani bu aldığı sonuçları böyle dur biz topa çok ihtiyacımız yok tarzı bir oyunla ya da işte tamam çok önemli değil biraz geride bekleyebiliriz tarzı bir şey deseydi o zaman çok daha bence sert eleştirilere maruz kalırdı. Ha bakıyorsun zaten Fenerbahçe dışındaki büyükler o şeyde yakınlar. Evet. Oranlar çok yakın çıkmış birbirlerine. O da benim tahminim oyunu,
anlayışı tam oturtamadıkları için tam bir şey bulamadılar, bir denge bulamadılar. Yani hiçbir şu an Beşiktaş için de Galatasaray için de Trabzonspor için de böyle çok istediklerini yapan takımlar diyemezsin. Onun etkileri diye düşünmekteyim. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Bitcoin'in fiyatını Bitay üzerinden aktaracağım sizlere. Çok sert bir düşüş oldu dün. Bitcoin 17 binlere kadar geriledi 20 bin dolarlardan. Şu anda da 18 bin 373 dolardan işlem görüyor. %6.72'lik bir düşüş oranı söz konusu. Tabii diğer birçok coin'de de benzer şekilde düşüşler oldu. Genelde hepsi zaten Bitcoin'i takip ediyorlar. TL olarak da fiyatını söyleyeyim. 351.939. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. Evet, şimdi iddia bölümündeyiz. Saatlerimiz 9.21. Bugün tabii ki Türkiye Kupası'nda birçok karşılaşma var bültende. Onun haricinde tabii ki Avrupa'da ligler devam ediyor bir yandan. Dün bahsettik, La Liga, Serie A ve Bundesliga'da karşılaşmalar var. Bugün de devamı olacak. İspanya La Liga'da Real Madrid Cadiz'de oynayacak. İşte İtalya'da Juventus Verona deplasmanında Lazio Monza. İngiltere'de, gerçi Almanya'da maç yok değil mi bugün? Yanlış bilgi verdim. Almanya'da var ya. Almanya'da maç var mı bugün? Tabii Bundesliga maçları var. 5 tane maç var. Şu an niye önümde baktım kaynakta. Almanya Bundesliga yok. Ona bakacağım. Çünkü yanlış perşembe gününe bakıyorum ben ya. Perşembe günü olmayabilir ben ama çarşamba Kadis günü falan, var. Evet, hepsi perşembe saydığım bütün maçlar. Düzeltiyorum. Çarşambaya dönüyoruz. Çarşamba tabii neden olmadığı anlaşıldı. Bundesliga'da 5 maç, Serie A'da 5 maç, İspanya Liga'da 4 maç bültende var. Kupada da onun üzerinde 4, 6, 8, 10, 12, 13 maç ki günün maçı saat 21'de Beşiktaş'ta Serik Belediyespor arasında oynanacak. Yani bahis için aslında elde birçok imkan var. Ali abi, dün sen Barcelona'ya handikaplı mı demiştin, düz mü demiştin galibiyet olarak? Düz demiştim. Düz. Barcelona. Zor da olsa. Bayern Münih demiştim. Bayern Münih zaten rahat kazandı. 6-1 kazandı sadece. Napoli demiştim galiba. Napoli'yi de izleyeyim dedim ilk yarım saat. İşte 8.30'da 9 arasında. Orada ikinci yarıda çözüldü maç. Evet, ilk yarı çok yani uykusunu getirecek kadar kötü bir karşılaşmaydı. Napoli çözemedi rakibini. Rakip iyi analiz etmiş. Napoli'ye çok fırsat vermediler ama ikinci yarı çözmüşler. Bir penaltı, ardından bir kırmızı kart ve ikinci gol geldi. Aynen. Dün Barcelona'da 10 kişi kalıyor, 1-0 geride. Ama işte bir büyük takımın yapması gerekeni skor olarak yapmış. Oyunu bilmiyorum nasıl gelişti ama 2-1'i bulmayı başarmışlar. Tabii ben ne dedim size, Bayern Münih dedim, gittim. Wolfsburg Dortmund maçını 2.5 gol üstü oynadım. Sonra kuponum gitti. 2-0 bitti çünkü o maç. Kaçta geldi goller? İlk gol 7. dakikada geldi. 1-0 oldu. Ondan sonra ikinci golü bilmiyorum kaçta geldi. Çünkü 2-0 bitince maçı açmak gelmedi içimden. Büyük ihtimalle yani. Penaltı ve direkten dönen toplar da vardır. Ama inan bilmiyorum ne olduğunu karşılaşmada ama 2-0 bittiği için kupon gitti. Şimdi bugün Hollanda Ligi'nde 22'de Ajax Vitesse mücadelesi var. Orada bir 3.5 üstü rahat rahat denenebilir. Ajax geçen hafta PSV'ye kaybetti. Üstelik kendi sahasında. Vitesse karşısında yine rahat bir galibiyet almaları beklenebilir. Handikaplı diyemiyorum çünkü handikaplar genelde 2 ve 3 handikaptan başlatıyorlar bu tarz, hı hı, karşılaşmalarda. Bir de oranlarda düşük oluyor. O yüzden hani 3.5 üstü, belki 4.5 üstü gibi biraz daha gol tercihlerine yönelebilir insanlar. Bununla beraber hani İspanya'da Mallorca Atletico Madrid mücadelesi var. Orada tabii ki Atletico Madrid'e güvenmeyeceksiniz.
ama iki takımın gol atma ihtimali, Mallorca'nın da gol atma ihtimali denenebilir. Serie A'da Inter Bologna öne çıkıyor ki Bologna da 3 maç üst üste kazandı. Öyle mi? 3 maçlık bir serileri var. O seriyle beraber onlar da Inter'e gol atarsa ya da hani maçı üste taşıyacak skoru bulurlarsa, hatta düzeltiyorum, kupayla beraber 4 maç üst üste kazanmışlar. Ben ligi söyledim. Bir Bologna golü beklenebilir. Hani ilk bakışta gözüme çarpan karşılaşmalar bunlar. Sassuolo Roma'da da 2-3 gol. Her zamanki gibi bir Roma maçı olduğu için çok kısırlar hakikaten üretme konusunda. Bir alternatif olabilir. Dün Milan'da puan kaybetti. Napoli orada Milan'la da puan farklılaştı. 10 maç oldu Napoli ligde. Üst üste kazanıyor. Milan'la şimdi 2 puan daha açtılar. Bu eğer hafta sonu da Udinese maçını kazanabilirlerse Dünya Kupası arası bayağı kıymetli, evet, geçecek onlar için. Yani Maradona'yı özledik. Bir Napoli şampiyonluğu, bir Arjantin şampiyonluğu. Tam nostaljik bir sene olabilir. Sene olabilir. Napoli çok iyi gidiyor. Çok da iyi futbol oynuyor. Son dönemde biraz tempoları ağırlaştı ama o da hani Şampiyonlar Ligi'nde ve Serie A'da yaptıkları düşünülürse çok anormal değil. Mesela Kvaratskhelia ile 2 maçtır yok. İşte geçen maç Elif oynadı, gol attı. Galibiyet golü. Bu maç Raspadori'yi tercih etti. Ama hani bahsedilen oyuncular da iyi oyuncular. Kadrosu da bayağı geniş. Orta sahada mesela dün Jelinski sonradan oyuna girdi. Ndombele ile Anguissa oynadı. Çok atlet iki orta saha. Arkasında Lobotka. Tek tek bakınca bayağı iyi kadrosu var. Şimdi Jelinski deyince İliçic aklıma geldi. Ne hikmetse. Gördüm. Son halini gördün mü İliçic? Gördüm. Ben biliyorsun hayranıyım İliçic'in. Biliyorum, o yüzden söyledim sana. Gördüm. Bizim Salim de. Onunla ilgili bir haber yazın yaptın mı, sonra vaz mı geçti emin değilim, ama Galatasaray önerildiğine dair bir haber. Çok kilo almış. Kız arkadaşına ayrıldıktan sonra galiba bir depresyona, evet, giriyor. Yazık ki öyle. Ve penaltıyı aldırıp, gerçi penaltıda pek penaltı gibi gözükmedi, bilmiyorum yakın açısını görmedim ama sonra penaltıdan da bir gol atmış. Olağanüstü bir yetenek. Solak olması ve top hakimiyeti, gerçekten boyuna göre çok iyi işler yapıyordu. O da geri dönmüş. Nereden geldik? Jelinski'den. Evet. Senin aklına geldi. Napoli'de kazanmayı başardı. Bugün bakıyorum başka bahsedebileceğim. Ha, dünkü maçlardan Barcelona geri döndü dedik. 10 kişi kalıp 1-0'dan 2-1 yaptı. Bir de Pique'nin aslında son resmi maçıydı. Hafta sonu Camp Nou'da veda etti. Burada Barcelona'ya veda edecekti. Hatta oyuna girmesi muhtemeldi ikinci yarı. Fakat devre arası hakemle bir tartışma yaşıyor ve kırmızı kart görüyor Pique. O yüzden Barcelona'ya artık hani sahada değil bu karşılaşma için, tribünlerde veda etmek kararına kaldı. Kariyeri kırmızı kartla bitmiş oldu. Zidane. Pique'nin doğru. Gibi oldu diyebiliriz. Eğer doğruysa Pique'nin devre arasında orta hakeme sen bizi işte en çok zorlayan, bize en çok kötülük yapan hakemsin dediği yazılmış. Hakem de meşhur bir hakemdi. Evet. Şu an ismini tabii dur, unuttum ama onu da söyleyeyim sana. Doğru söylüyorsun, meşhur bir hakemdi. Öyle söyleyince de hakem de bunu yapmış. Bu arada bu hakem Messi'ye de Gil Manzano hakem. Evet. Messi'ye de kırmızı kart göstermiş. Suarez'e de kırmızı kart göstermiş. Suarez tabii sürpriz değil ama Messi biraz, evet, sürpriz. Lewandowski yine kırmızı kart gördü bu hakem yönetiminde. Bu maç ilk yarı gördü. Bu maç pozisyon kırmızı ama. Görmüşsündür belki. İzlemedim. İki sarı kart görmüş ama. Direkt mi kırmızı gördü? Ben sanki iki sarı kart üzeri. O bir sarı kartı görmüş 11'de. 31'de de direkt kırmızı mı vermiş o pozisyonu? Valla önündeki kaynak sarıdan kırmızı gibi gösteriyor. İzlemedim yani orada şimdi. O zaman net bir sarı. Hani bana sorsan direkt kırmızı bile olabilir. Çünkü bir havadan top geliyor. Lewandowski rakibe bakıyor. Dirseğini çıkartıyor. Daha yükselmeden. Yerdeyken dirseğini çıkartıyor. Oyuncu da direkt dirseğini, kafasını çarpıyor. O yüzden orada bir sorun yok ama. 2013'te görmüş ama o da en son, evet, kırmızı kartı. Çok biraz olmuş. Şaşırdı, itiraz da etti. Ama kırmızıyı da gördü dün. Evet, dünün notlarından biri buydu maçlara baktığımda sabah. Çünkü girişte bir özet yaptık. Sadio Mane'den bahsettik. O Bayern Münih'te sakatlandı. Bakalım. Senegal için çok önemli bir oyuncu. Tabii canım, her şey neredeyse. Dün Eto'nun açıklamalarını gördün mü bu arada? Yani Eto Afrika biraz, için konuşmuş sadece. Evet. Hani, finali işte Kamerun Fas oynar. 5 takım çeyrek final çıkar. Kamerun şampiyon olur demiş. Yani ilginç. Bir şey söylememiş yani. Bir şey söylemiş. Ya söylemiş de niye böyle şeyler söylemiş onu merak ettim. İşte Afrika için konuşmuş. Hani oranın hoşuna gidecek. Gerçeklikten uzak.
deyip şimdi adamlar şov yaparlarsa. Ama şey var, istatistik var. Geçen paylaştık. Daha yarı finale çıkan takımı yok Afrika'nın. Yani çeyrek finale 3 kez çıkabilmişler. Topu topu bunca Dünya Kupası geçmişinde. Gerçi ilk başlarda çok turnuvaya da dahil edilmemişler. Yok, tabii. Neyse bir espri yapacaktım da vazgeçtim. Ya da yapayım hadi. Yapayım mı? Bilmiyorum. O Dünya Kupaları sayılacak mı mesela Afrika takımları olmadan? Buradan bizim şampiyonluk göndermesi yaptım Fenerbahçe Galatasaray'la. Bir an nedense otokontrol uyguladım, sonra vazgeçtim. Çünkü baktığımda o dönem bir ara bir Mısır galiba alınmış. Ondan sonra bir süre yine alınmamış. Yani Afrika kıtası olmadan turnuvalar düzenlenmiş Dünya Kupası'nda. Sonra 70'lerden sonra kademe kademe artıyor. Ve şu anda da 5 takım ve 6 takımla Dünya Kupası'na katılım gösteriyorlar istikrarlı şekilde, ama işte başarılı olarak da ellerinde maksimum 3 çeyrek finalleri var. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Bugün Beşiktaş-Serik Belediye maçı var dedik. Beşiktaş peki bugün maça hangi 11'le çıkacak? Gazetelerde aşağı yukarı benzer 11'ler paylaşılmış. Kalede Mert Günok yerine tekrar Ersin Destanoğlu olacak. Sabah gazetesinin ben muhtemelen 11'ini okuyacağım. Sağ bekte Tayfur, sol bekte Umut. Stoper ikilisi Emrecan Wellington olarak değerlendirilmiş ki Montero da aslında burada alternatiflerden biri. Bir ihtimal Necip, ama Sabah gazetesi Necip'i orta sahaya yazmış. Atiba bu sezon henüz süre almamıştı. Bu maçla birlikte süre alması muhtemel. Ve önlerinde de Kerem Atakan Keskin, böyle bir üçlü düşünülmüş. Solda Dele Alli, sağda Redmond, ileride de Muleka. Beşiktaş'ın muhtemel 11'i. Dediğim gibi burada Montero'yu yazan 11'i de gördüm. Orta sahaya Salih Uçan yazılmış, ne derece olur emin değilim. Ama Dele Alli, Redmond, Muleka gibi isimlerin karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor. Sen Galatasaray'la ilgili yorum yaparken Ali abi, kupadaki ilk maçta hani as 11'inin daha fazla forma şansı, birlikte oynaması, hani o birliklerin olması için daha iyi olduğunu düşünmüştün. Burada tabii şartlar birebir aynı değil o döneme göre. Şimdi Dünya Kupası arasında gideceğiz. Önümüzde tek maç var, Antalya maçı. Buradaki düşüncen nedir? Benzer mi, yoksa bu maç biraz daha farklı olarak addediyor musun sen de? Şimdi hani Beşiktaş bir derbiden çıktı. Derbide sakatlar verdi. Şimdi mesela Rozier'den, Masuaku'dan, Joseph'ten faydalanamayacak. Bununla beraber derbi kaybedildiği için az da olsa bir umut olması adına Antalya Spor maçını kesin kazanılması gerekiyor. Ki bu hafta Başakşehir Galatasaray oynuyor. Evet. Dolayısıyla Beşiktaş'ın mutlak surette kazanması gerekir. Biraz tabii topunu, tüfeğini Antalya Spor maçına saklaması beklenebilir. Bir de Beşiktaş'ın biraz daha 11'i belli olduğu için Galatasaray'ın o Kastamonu maçıyla Kastamonu maçı arasındaki dönemle çok birebir örtüştüremiyorum açıkçası. O yüzden de normal kadro normal karşılanabilir. Yorgunluk bilen oyuncuları var Beşiktaş'ın. İşte mesela Weghorst üst üste maçlar oynadı. Bunun dışında Cenk Tosun şimdi sürekli oynamaya başladı, ama Cenk Tosun'un sakatlık geçmişi de es geçilmemeli. Unutulmamalı. Riskli bir oyuncu Cenk Tosun. O var. Ama mesela Dele Alli oynamalı bence. Dele Alli zaten her 11'de aynı muhtemelen de var. Hani oynamalı, evet. Sağda kalmalı. Onun biraz performansı yükseltilmeye çalışmalı. Muleka mesela biraz hak etmediği şekilde geri planda kaldı. Onun oynamaya ihtiyacı var. Goller atmaya ihtiyacı var. Belki kendini istediği pozisyonda gösterme şansını da bulabilir. Biraz akıl karıştırabilir bugün Muleka. Onun dışında zaten beklerde çok fazla bir opsiyonun yok. Atiba dediğin gibi süre alırsa çok şaşırtıcı olmaz. Çünkü o da bir taraftan Kanada milli takımının kadrosu açıklanmadı değil mi? Görmedik. Larin'le ilgili de orada mesela sıkıntıda olduğu söyleniyor bu sezon. Doğru. Çünkü forma şansı bulamadı pek kulüpte. Kalede Emre değil, kesin Ersin oynamalı. Öyle düşünenlerdenim. O da hep Ersin yazılmış gördüğüm. Bakalım hani. Stoper'de peki senin beklentin? Şimdi elde stoper oynayabilecek 6 oyuncu var. Tayyip Talha ve Sayıs 1 ve 2 numara gözüküyor. Montero, Emrecan, 2 solak, 2 de sağ ayaklı Necip ve Wellington var.
Orada biraz mesela Tayyip Taylan'ın oynaması gerektiğini düşünenlerdenim. Varsa öyle bir düşünen benim dışımda. Çünkü genç oyuncu oynamalı. Bir de hani oynadıktan sonra çabuk da toparlanabilir yaş olarak Tayyip Talha. Biraz daha tecrübesinin artması için onun ben bu tarz karşılaşmalarda oynaması gerektiğini düşünürüm. Yani eğer onu sonuçta Beşiktaş bir numaralı ya da işte hani iki stoperinden biri olarak düşünüyor ki planlama o yönde ve o şekilde gidiyor sezon. Her ne kadar bugün transfer haberleri olsa da şimdi Tayyip Talha için bir de bunlar farklı tecrübeler. Neden farklı tecrübeler? Rakibin daha az geleceği, belki daha geniş alanda oynayacağı stoper olarak. Yani ona da ihtiyacı var. O oyuna da ihtiyacı var stoper olarak. O yüzden mesela ben gençleri oynatırdım. İlk 11'de olan. İlk 11'de gençleri oynatırdım. Jetson peki o da bir alternatif olabilir mi? Bu sezon çok fazla yorulmadı. Yani Valen İsmail de son bir yedek bıraktı. Belki orta sahada o da. O zaman Jetson ne olabilir? Sadece Galatasaray maçında müthiş bir efor sarf etti. Evet. Belki onun dinlenmesi açısından hani düşünebilirler ama normalde üzerine öyle çok yük binen bir oyuncu olmadı ama Galatasaray maçında 1,5 kişilik oynadı. Son bölümde de yorulduğunu söyledi Şenol Güneş. Normal, o da çok anormal değil. Bir de Beşiktaş'la ilgili hani 11'i konuştuk. İster istemez transfer haberleri de her gün yer alıyor. O gün şahit olduğundan beri Acı Reçete demiş başta. Güneş Beşiktaş'ı ayağa kaldırmak için rapor hazırlıyor. Takıma en az 4 takviye gündemde. Ocak'ta sol bek, stoper istiyor. Ayrıca orta saha ve ön libero'ya kreatif bir oyuncu transferi de gündemde. Yani bir stoper, bir sol bek, bir 6 numara, bir 8 numara gözüken Beşiktaş için böyle bir transfer politikası olabilirmiş. Ben daha çok erken olduğunu düşünüyorum bu haberler için. Şenol Güneş'in kafasında mutlaka bir şeyler oluşmaya başlamıştır. Kendi istediği oyunu oynayabilecek, oynayamayacak oyuncular konusunda ama ben böyle bir anda Beşiktaş'ın 5-6 tane 11'de oynayabilecek seviyede oyuncuyu ara transfer döneminde katacağını, diğerlerini de bir kenara iteceğini pek düşünmüyorum. Yani Şenol Güneş o zaman zaten kendiyle çelişir. Çünkü geldi 1,5 saat konuştu. Dedi ki önce performansların yükselmesi lazım. Performanslar yükseldiği zaman zaten istediğiniz oyunu, formasyonu sahaya yansıtırsınız dedi. Dediğim gibi mutlaka kafasında bir şeyler var. Bir şeyler isteyecektir. Bu da normaldir. Ama kalkıp da yani ara transferde Beşiktaş 11'ine sokabileceği 4 tane yabancıyı öyle kolay kolay bulamaz. Bence de pek mümkün değil. Son haber, öyle de programı kapatacağız. Trabzonspor'la ilgili Yunus Emre Selin bir analizi var. Golcüler kayboldu demiş. Bordo Mavilerin büyük beklentilerle transfer ettiği Umut Bozok, bunlar lig istatistiği bu arada, 2. Maxi Gomez bir gol atarken geçen sezonun yıldızlarından Janini henüz ağları bulamadı. Trabzonspor'da da böyle bir sıkıntı söz konusu. Az önce hatta bütün takımın istatistiğini önüme açmıştım, onu tekrar bulayım. Şu anda en golcü herhalde tahmin edersiniz Trabzonspor'da. Trezeguet. Lig Avrupa olarak değerlendireyim. Bakasitas da olabilir bu arada. Ona da bakayım. Bakasitas da Trezeguet'dir değil mi? İkisi zaten şu anda toplamda en çok gol atan oyuncular. Lige özel bakayım. İkisi de 4'er golde. Bakasitas ve Trezeguet. Ama Avrupa'yı işin içine katarsak Bakasitas'ın gol sayısı 9'a çıkıyor. Trezeguet'inki de 6 olması lazım. Onu da kontrol edeyim. Evet, 9'u 6. Bakasitas 9 gol. Tabii 9 golün 5'i penaltıdan. 4'ü penaltı harici gol. Trezeguet'in 6 golünde 1'i penaltıdan. O da son karşılaşmada atmıştı zaten. Aslında biraz Başakşehir'i andırıyor. Başakşehir'in de hücum hattından, santrforlardan özellikle çok fazla gol katkısı alamadığını görüyorduk. Ama 8 numaralar, kanat oyuncuları orada fark yaratıyordu. Ama Trabzon şu ana kadar, Umut mesela toplamda 3 gol, Maxi Gomez de 2 gol. Şu ana kadar bütün kulvarları hesaba katarsak. Janini'den de az önce zaten bahsedildi. Avrupa dahil ki neredeyse aynı süre almış Maxi Gomez, Umut ve Janini 3'ü 600 küsur dakika. Janini henüz golle buluşamadı bu sezon için. Hani Abdullah Avcı'nın en büyük problemlerinden biri oldu santrfor'dan gol katkısı alamamak. Yoksa Trezeguet forma girdi, Bakasitas öyle veya böyle atıyor, başka oyunculardan gol katkısı geliyor. Enis Bardi mesela 3 golde bu sezon. Mesela Cornelius sezon başı hesaba katınca 3 golü var Cornelius. Sezon başındaki performansıyla. Trabzonspor'un ligde kaç golü var? Ligde şu ana kadar attığı gol sayısı söyleyeyim. Haberin detayında vardı. Oradan bakmaya çalışıyorum ama 18 olması lazım. Aklımda 18
diye 13 kalmış. Maç 18 gol. Evet. Öyle mi? Kontrol etmem lazım. Az. Yani geçen sezonun aynı dönemine göre çok daha az. Evet 18. 12 maç. 12 maç 18, 18 gol. Kalesine yenen 1.5 ortalama. 15 gol. Evet. Gol adedi tabii düşük ama ligin de öyle gol adedi çok yüksek değil. Tabii Fenerbahçe orada çok uç bir noktada. Ama Başakşehir'de 19 golde ikinci sırada. Galatasaray 16 gol atmış. Üçüncü sırada. Yani illa çok gole de ihtiyaç duyulmuyor üst sıralara çıkmak için. Trabzon'da da biraz daha sanki fazlasına ihtiyacı var tabii. Geçen sezon Cornelius'un 15 golü şampiyonluk için yetmişti. Çünkü onun etrafındaki oyuncular skor üretince işte santraforunuz 15 gol attığında da o sayı yeterli oluyor tespitinde bulunmuştuk. Sen bunu söylerken şeyi düşündüm ben de hani Umut ya da Maxi Gomez formayı sürekli olarak kapıp acaba Cornelius performansına yaklaşabilecek mi? O aklıma geldi. Şu aşamada biraz uzaklar. Uzaklar. Lig sadece lig sayısından bahsediyorum, rakamından bahsediyorum. Bir de Vişça vardı tabii geçen sezon. Tabii, tabii. 3 maç kazandırmıştı. O arkasındaki yapı, hani sezon başında Bakasetas çok katkı vermişti. Evet. Vişça transferinden sonra katkı vermişti. Bakayeme sezon boyunca o katkıyı vermişti. Dolayısıyla Cornelius hani 15 tane gol gayet iyi o da. O da katkıyı veren. Bütün sistem çalışınca, daha doğrusu bütün hücumcular belli katkıyı verince o zaman birine yüklenmeye çok gerek kalmamıştı. Şimdi ama santraforun bu kadar geride kalması işte diğerlerinden de az katkı gelince bir anda problemi ortaya çıkartıyor. Gözler de direkt golcülere çevriliyor o zaman. Trabzon'un gol problemi var. Evet. Golcüler atamıyor ya. Yani. Geliyor ama işte sadece onların problemi mi? Galatasaray'da da o konuşuldu ya, topu santraforlara yeteri kadar götürüyor musun? Hani götürüp mü atamıyorlar yoksa götürmede mi problem var? Bitirecekte mi problem var? İkisi de var. Yani mesela Maxi Gomez, hani normalde sen seversin arayış içerisinde olan oyuncu, dolaşan oyuncu ama biraz çok uzakta topla buluştuğu noktalar kale. Yani son maçta Sivasspor mücadelesinde onu söylemiştim. Tekrar böyle bir insanlar bakarsa yani kaleden 30 metre uzakta taç çizgisinin yanında Maxi Gomez topla buluştuğu zaman yani orada çok ekstra bir şey yapması lazım ki hani takım bir pasla beraber, Maxi Gomez'in bir pasıyla beraber pozisyona girsin. Maxi Gomez'in orada olmasının katkısını alsın. Şimdi o da olmayınca yani oraya gidip standart bir pas, standart bir atak başlangıcı yapınca da o zaman işin zorlaşıyor ceza sahası içerisinde topla buluşmakta. İşte Umut girdikten sonra mesela o santrafordan beklediğin topla buluşmaları gerçekleştirmişti. Yani Trabzonspor santraforunu buluşturdu topla ama o da biraz acele etti. İyi vuruşlar yapamadı. İşte savunma araya girdi. Onun bahanesi vardı. Normal şartlarda Umut Bozok bence düzenli oynasa o rakama ulaşabilecek bir isim olur. Yani onu geçer, 15'e çıkar mı? Çıkabilir. Bugün Şansal Büyük sanıyorum yazmış. Maxi Gomez bu takımda 3. golcü olur demiş. 1. Umut, 2. Janini, 3. Maxi Gomez. O da hiç beğenmiyor Maxi Gomez'in performansını. Yani ben o kadar hani kenara atmam Maxi Gomez'i. Ama hani ceza sahası içerisinde topla buluşmada Umut biraz daha önde gibi gözükmekte. Evet, 9.51 programın bugünlük sonuna geldik. Herkese teşekkür ediyoruz. Yarın sabah günlerden perşembe yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Heyecan onda, coştu onda iddia. İddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.